Vizyon 58 televizyonda bir ekonomi politika programına daha hoş geldiniz. Programımız sosyal medyadan da canlı olarak yayınlanmaktadır. Gerek Facebook üzerinden gerekse WhatsApp üzerinden sorularınızı bekliyoruz. Programın içeriğinden bahsedeceğim sizlere. Bugünkü programımızda güncel sosyal, siyasi ve ekonomik gelişmelerle birlikte Kahveciler Odası'nın seçimleri var. Başkan adayının projelerinden ve esnafın durumundan bahsedeceğiz. Özellikle salgın sürecinde kahveciler esnafı ciddi sıkıntı yaşadı ve problem yaşadı. Bugün de bu konuları konuşacağımız değerli bir konuğumuz var. Sivas Kahveciler ve Kıraathaneciler ve İnternet Kafeciler Odası Başkan Adayı Sedat Karabulut'u konuk ediyoruz. Efendim hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Sizinle bu üçüncü programımız, evet. Gerçekten çok keyifli bir program oluyor. Sizinle yaptığımız programlar, efendim ben lezzet alıyorum, keyif alıyorum Sayın Karabulut. Adettendir, televizyonumuz dünyanın birçok yerinde ve tüm Türkiye'de izlenmektedir. Her ne kadar Sivas'ta sizi tanısalar bile, sizi tanımayan izleyicilerimiz açısından kahveciler ve kıraathaneciler o odası başkan adayı Sedat Karabulut kimdir efendim? Buyurun. Sözlerime başlamadan önce 1,5 yıldır dünyayı ve Türkiye'yi saran bu salgın hastalık illetinden bugüne kadar intihar eden 130 geçen ay itibariyle 130 müzisyen ve onlarca kıraathane işletmecisine Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Sedat Karabulut kimdir? 1968 Sivas doğumlu. 25 senedir kafe, kıraathane işletmecisiyim. Şu anda da kıraathanemizi bu salgın hastalıktan dolayı kapatmak zorunda kalmış. Zorunda kaldınız. Ve şu anda çay bahçesi işletmecisiyim. Sektörün hala içerisindeyim. Evet. Sivaslıyım, evliyim, 2 tane çocuğum var. Esnaf bu kadar. Evet. Peki az önce salgından bahsettiniz Sayın Karabulut. Kahveciler bu salgında ciddi yara aldı, evet. Ciddi sıkıntılar yaşadılar. İnternet kafeciler de aynı şekilde, kıraathaneler de. Siz de bu odaya adaysınız. Bu salgın sürecini esnaf bağlamında değerlendirir misiniz? Ne tür sıkıntılar yaşadınız? Özellikle bu dönemde devletin katkıları oldu. Bunları yeterli görüyor musunuz? Buyurun efendim. Şimdi Metin Bey, devletimiz 3 ay üst üste olmak üzere 1000'er TL yardımda bulundu. Evet. Şu anda da yani yeni kafe işletmecilerine 3000 TL, kıraathane işletmecilerine 5000 TL olmak üzere yardımda bulundu. Daha önceden salgın hastalığın ilk aylarında 25'er bin TL kredi kullandırdı. Evet. Kredi kartı kullandırdı. Efendim burada belediye başkanımız, belediyemiz 2 kere 1000'er TL ve sonra 1500 TL yardımda bulundu. Valiliğimiz 1000 TL kıraathane işletmecilerine yardımda bulundu. Yanımızda çalışan personellere gıda yardımında bulunan 1-2 tane STK oldu. Evet. Efendim tabi bunlar yeterli değil. Bunu herkes de takdir eder. Niye? Neden? Hani bir evin geçiminin en az minimum yani ne kadara mal olduğunu herkes kendi takdir eder. Evet. Yani herkesin şöyle ben bir an düşünmesini tavsiye ediyorum. Herkes kendisine vursun. Yani bütün gelirlerinden arındırıyoruz. İşte çocuğunun okulu efendim bütün giderleri devam ediyor. Kredisi, evet. Şunu bunu, dükkan kirası, vergisi, SSK'sı, stopajı her şeyi. Ama gelir sıfır bir anda. Şimdi bu paralar tabii ki yeterli gelmez. Devletimizin imkanı budur. Değildir, onu bilemem ama yeterli değil. Yeterli de olmadı. Bu arada şu anda dahi 1,5 yıldır da mesela bir kıraathane işletmesinin kirası devam ediyor. Evet. Efendim, vergisi, kazanmadığı paranın vergisi devam ediyor. Yani kazanmıyorsunuz. Gelirin vergisi olur. Ortada bir gelir yok. Bunun vergisi devam ediyor. SSK'sı, Bağkur'u devam ediyor. Şimdi bu arada devletimiz yapılandırma yaptı. Ama hani
nasıl ödeyeceğimizi tarif etmediler. Bu yapılandırmalar birçoğu bozdu. Tekrar şu anda bir yapılandırma çıktı. Bunları göz önünde yetkililerin bulundurması gerekiyor. Bu arada belediyemiz efendim kendi kiracılarından 4 ay, 3 ay, 1 ay bir kira talep etmedi sağ olsunlar. Ancak şuraya dikkat çekmek istiyorum. Şimdi belediyemiz bunu yapıyor. Üniversitemizde de böyle bir uygulama var. Rektörlüğümüz yapıyor, biliyoruz. Ama Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne bağlı esnafımız var bizim. Evet. Bu işte Taşan'daki arkadaşlarımız var. Aşağıda vakıflar var, medreseler var. Bunlar bu kiraları ertelediler. Ama erteledikleri kira gelince şu anda buradaki meslektaşlarımız bizim icralarla uğraşıyorlar. Buraya da dikkat çekmek lazım. Bunlar önemli konular. Bunların kiracılar var öyle mi? Vakıflar tabii ki mi? Tabii vakıfların kiracıları var. Yani şu anda birçoğu icrada. Evet. Evet, devam edelim efendim. Bu konuyla ilgili söyleyeceğiniz bunlar mı efendim? Evet. Peki Bilal Yokuş diyor ki başkanım bu zor zamanda sesimiz oluyorsunuz. Allah razı olsun diyor. İsmail Bey de iyi yayınlar Metin Bey demiş. Peki siz Kahveciler Odası'na aday oldunuz. Aday olma gerekçeniz nedir Sayın Karabulut? Şimdi biz 16 Mart itibariyle 2020 16 Mart itibariyle dükkanlarımız kapandı. Yani ayın 17'si olduğu zaman iş yerlerimizi kapattık. Evimizde oturmaya başladık. İlk aylarıydı zannedersem oda başkanımız aynı zamanda Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Birlik Başkanı Sayın Beşir Köksal bir toplantı yaptı kahvecilere mesaj çekerek. Ben o ara Sivas'ta değildim, şehir dışındaydım. Toplantıya katılamadım ama birçok arkadaşımız katıldı. Bu toplantıda ufak tartışmalar olduğunu da duydum. Arkadaşlarımız bize bilgi verdi, söylediler. Burada kendisinin bir sözü var. Yani konuşmanın bir bölümünde diyor ki, bu oda benim ikinci evladım. Buradan şunu anladık biz. 37 senedir başkan olduğu için artık burayı malımsamış. Yani kendisini benimsemiş. Tabii benimsemiş. Burayı kendi malı, bizi de marabası görüyor. Yani biz öyle anladık. Evet. Ben öyle anladım en azından. Evet. Bu doğru bir şey değil. Hatta oradakilerini azarladığını, efendim buna benzer şeyler olduğunu duyduk. Evet. Bu bizi derinden yaraladı. Niye? Oradaki esnaf onu 37 senedir orada başkan olarak tutan insanlar. Evet. 20 yıldır Sivas esnaf ve sanatkarlarının başında tutan adamlar. Yani oradaki esnafı, yani cebinde ekmek parası olmayan esnafı orada azarlamak kimsenin haddi değil. Dolayısıyla biz bunları arkadaşlarımızla oturduk, değerlendirdik. Zaten öteden beri de söylüyorlardı, aday ol, aday ol. Biz hep şunu diyorduk, yani hata etmiş, onu da söyleyeyim ben. Ya yapıyor, başkanımız var işte, uğraşıyorlar falan filan neyse. Bu olayları da duyunca aday oldum. Bir sebebi de şu efendim. Şimdi Sayın Beşir Köksal aynı bende bir palan döken gibi enerjisi bitmiş. Dolayısıyla yapacağı bir şey kalmamış. Şimdi kahveci esnafı da mağdur. Sesi olabilecek hiç kimse yoktur. Birisi çıkıp bir televizyon programına ya da işte bir yetkiliye gidip de bu esnafın durumunu anlatacak hiç kimse yoktur. Biz o zaman bir şey yapmalıydık. Mesela beni eleştiriyorlar. Diyorlar ki kahveci esnafını gezmiyor, gitmiyor yanlarına. O gün gitmemiz gereken gün dün değildi, bugün de değil. Ama ne zaman? 1 Temmuz'dan sonra herkes dükkanını açacak. Biz gideceğiz. Seçim o zaman başlayacak. Bugün değil, bugün kahvecinin sorunlarını, dertlerini anlatacak bir insana ihtiyaç var. Birisine ihtiyaç var. Ben kendimi sorumlu hissettim. Yani kıraathane işletmecisi Sedat Karabulut olarak muhatap bulmam mümkün değildi. Ama ismimin önüne bir sıfat lazımdı. O da Kahveciler Odası Başkan Adayı. Bu sıfatı ismimin önüne ekledim, aday olarak gittim. Aday olarak buraya geldim, konuştum. Dertlerimizi, sıkıntılarımızı anlatmaya çalıştım. Dilimin döndüğü kadar, gücümün yettiği kadar.
anlatmaya çalıştım. Umarım başarılı olmuşumdur. İnşallah birilerinin dikkatini çekmişizdir. Bizim derdimiz, niyetimiz oydu. Durum bu. Bunun için aday oldum. Doğru da yaptığımı düşünüyorum. Evet. Biz, şunu da söyleyeyim. Biz salon adamı değiliz, alan adamıyız. 1 Temmuz'dan sonra herkes bizi alanda görecek. Evet. Peki Sayın Karabulut, 38 yıl Sayın Beşir Köksal orada oda başkanı. Şimdi Beşir Köksal'ı direkt suçlamak doğru değil. Şöyle, onu seçen bir üye var. Seçen bir esnaf var. Normal şartlarda babandan kalsa kardeşin karşı çıkar ki Sedat kalk da biraz ben oturayım derler. Değil mi? Yani odalarda da böyle bir şey var. Devlet de artık buna bir önlem alması lazım. Kardeşim bir dönem ya da iki dönem. Ondan sonra bu ne yani, babanın malı mı senin? Yeter artık. Ama burada Beşir Köksal'a yönelik şeyim yok. Şunun için Beşir Köksal'ı da orada tutan esnaf, oy veren o. Evet. Yani orada adama ne dersin ki, seçen o, alan o, getiren o, götüren o. Evet. Yani esnaf getiriyor. O bakımdan inşallah yeni bir kan olacağını ifade ettiniz siz de. Peki kahveciler esnafı sizi neden tercih etsin efendim? Diğer adaylardan farkınız nedir? Beşir Köksal var, Adem Bey var, efendim Adem Ertuğ var. Bunlardan farkınız nedir sizin? Şimdi efendim birincisi, en önemlisi şu, birincisi ben esnafım. Şu anda iş yerimi bıraktım, buraya geldim. Pazartesi de sabah gidip dükkanımı açacağım. Evet, açacaksınız. Sektörün sorunlarını en iyi bilenlerden bir tanesi benim. Esnafım diyorsun. Esnafım. Kafe işletmecisiyim 25 yıldır. Kıraathane işletmecisiyim. Şu anda da çay bahçesi işletmecisiyim. Şimdi ben karşımdaki aday Beşir Bey'e desem ki bu çay kaç para, bilmez. Niye? Yani böyle bir işi yok. Yani. Şimdi kağıt üzerinde gitmişler. Efendim bir yere ortak görünüyor. Bunu da bir Sivas biliyor. Hiç kusura bakmasınlar. Esnaf değil. Yani yeni de değil bu. 20-25 senedir esnaf değil. Dolayısıyla bilmiyor. Sıkıntımızı bilmiyor. Bilmedi de. Yani düşünebiliyor musunuz? 1,5 yıl olmuş. İşyerlerimiz kapalı. Bir kere televizyon programı yaptı. Biz de yapmadı. Bir kere yaptı. Başka bir kanalda. Başka bir yaptı. Kanalda. Bir kere. O da bir saat dolduramadı. O zaman sadece bu bile benim bütün oylar alarak başkan olmam için yeterli bir neden. Yani düşünebiliyor musunuz? 700 tane üye var burada. Şimdi bir meslek odasının başkanı nasıl olur? O mesleğin içinden biri olur. Ya bu meslektaşımız değil yani. 25 sene önce esnafmış. Ben niye 25 diyorum, onu da söyleyeyim. Ben bildim bileli değil. Öncesi var mı onu bilmiyorum. 25 yıldır değil yani. O zaman bu bile bizim için yeterli. Yani bir kıraathane, kahvehane, kafe işletmecisi, işte diğer bizim sektörler var, bizim odamıza kayıttı. Benim esnaf olmam, faal esnaf olmam beni seçmeler için yeterli, sadece tek başına bir neden olur. Bu kadar yani. Evet. Peki izleyici sorularından devam edelim. Hem bir nefes alalım. Bilal Yokuş başkanım, bu zor zamanda sesimiz oluyorsunuz. Allah razı olsun. Bedrettin Yıldırım başkanım, Allah ağzınıza sağlık. Yine Bedrettin Bey, umudumuz sende. Ragıp Özkan Milliyetçi Hareket Partisi ki önceki dönem il başkanıydı. Başarılar dilerim yazmış. Ali Vurgun, ağzına sağlık. Bize destek olduğunuz için başkanım. Ali Vurgun, desteklerimiz senin de başkanım. Ali Vurgun, teşekkür ederim efendim. Bizi dile getirdiğin için. Barış Ayyıldız, Metin Bey size ve televizyonunuza teşekkür ederim. Böyle bir sivil toplum kuruluşu olan Kahveci Odası başkan adayı olan Sedat Karabulut Bey'e fırsat verdiğiniz için teşekkür ederim diyor. Emirhan Polat, başkanım başarılar dilerim. Taşan'dan selamlar diyor. Başkanım merak ettiğim bir konu var. Şu andaki mevcut başkanın yaşı kaç diyor. Kimsenin yaşını sorgulamak gibi bir şeyimiz yoktur. Semih Açıl başarılar dilerim diyor. Başarılar başkanım diyor Necmettin Yıldırım. Emirhan Bey, Adem abi ve Sedat abiye başarılar dilerim demiş.
Alper, Namet Tepe başarılar dilerim. Ali Vurgun başarılar dilerim. Şahin Demircan, Sedat Başkan'a tam destek. Rıdvan Yıldırım, selam başarılar dilerim. Sedat Karabulu demiş. İzleyicilerimizin yorumları bunlar. Şu an itibariyle herhangi bir eleştiri yok. Peki diğer odalarla, diğer devletin kurumlarıyla ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapacak mısınız efendim? Şimdi Sivas merkezde 13 tane odamız var. Efendim, bunların başında da bir SESO başkanı var, ilçelerde dahil. Ben şimdi zaman zaman çıkıyorum, aykırı şeyler söylüyorum. Benden de pek haz etmiyorlar herhalde. Öyle algılıyorum ben. Şimdi doğruları söyleyen adamı pek kimse sevmez. Ama eğer biz başkan olduğumuz zaman bizimle yürümek isterlerse biz tanınan bilinen bir insanız. Ben hiçbir zaman nefsimin peşinden koşan bir insan değilim. Burada bizim hedefimiz esnafa, Sivas'a hizmet etmek. Yani Sivas'ın sorunlarını söylemek, sıkıntılarını söylemek. Her konuda fikrimizi beyan etmek. Eğer dilerlerse ben onları öne alır, kendim en arkadan yürürüm hep beraber ama. Ha, kendileri başka şeylerle uğraşırlarsa, biri başkan olur, o biri bilmem ne olur. Ben tek başıma Sivas'ta gündem oluştururum. Hiç önemli değil. Eğer bizimle yürürlerse, Sivas'ın sorunlarını hep beraber dile getirirsek, buyursunlar yapalım. Ama bunlar alıştıkları gibi, yani 25 yıldır, işte 20 yıldır alıştıkları gibi yatarak bu işleri yapacaklarsa, eğer ben o işte yok. Dilerlerse oturur Sivas'ın sorunlarını konuşuruz. Önde onlar yürüsün, arkadan biz girip. Öç hiç önemli değil. Biz nefsimizin peşinde koşan insanlar değiliz. Biz buraya ne katkımız olur, onun hesabındayız. Evet. Peki Alper Bey diyor ki, başkanım kahvaneler kumarhane olarak görülüyor. Yorumlarınızı bekliyorum diyor. Necmettin Bey de diyor ki, sayın başkan size ve mevcut başkan gibi makam koltuğunda mı yöneteceksiniz yoksa sahalarda mı olacaksınız diyor. Evet, iki soru var efendim. Şimdi ben sondan başlayayım. Biraz önce dedim ya, ben salon adamı değilim, alan adamıyım. Evet. Öyle. Biz ya orada patron olduğunuz halde geçenlerde ziyaret ettik. Çalışanlarınız da var. Kahve ikramını elinizle de yapıyorsunuz. Tabii, böyle tabii. Bir o benim işim. Ben, o bir programda da benim var. İşim. Evet, ben ondan iftihar ederim. Ben o işten 25 yıldır ekmek yiyorum. Evet, Yusuf Bey yine yazmış. Yusuf Polat. Ben şunlara yine bir cevap vereyim de. Tamam efendim. Buyurun. Şeyimiz bozulmasın. Buyurun. Şimdi Alper kardeşim genç bir kardeşim. Kıraathanesi var onun da. Düzgün bir işletmeci. Evet. Kıymetli bir kardeşimiz. Şimdi bu kimin suçu? Kumarhane olarak anılmasının suçu. Mevcut başkanların suçu. Şimdi kıraathanenin ne olduğunu anlatmıyorlar. Burada kumar oynanmadığını söylemiyorlar. Kumar derneklerde oynanıyor efendim. Bunu biz her seferinde söylüyoruz. Söyle. Devamlı söyleyeceğiz. Bunu devamlı söylememiz lazım. Ya yanlış anlaşılmasın. Ben sohbet ortamında geçtim. Evet. Ben mesela sizin Ziya Bey'in, sizin, evet, Mustafa Bey'in, bir de Tacettin Bey'in programını ilgiyle severek, beğenerek izliyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Geçen gün sağ olsun Ziya Bey bizden bahsetti, sizde. Demek ki gündemde olabiliyoruz. Bu sevindirici bizim açımızdan. Elbette. Mustafa Bey de bir serzenişte bulunayım kendisine. Sözü aldı, dedi ki kahve köşelerinde diye bir cümle kurdu. Ben üzüldüm. Şimdi bu kahvanelerde kötü şeyler olmuyor efendim. Evet, sohbet, muhabbet. Bu aslında ortamları. Sayın Mustafa Bey'in kötü niyetinden, art niyetinden falan değil. Elbette. Böyle bir algı olmuş. Böyle bir algı olmuş. Kötü bir şey. Bunu silmek kimin görevi? Ya oradaki esnafın başkanının görevi yani. Biz zaten bunu hep söylüyoruz. Yani bizim görevimiz o. Adamın bir suçu yok yani. Bu kumarhane işini sileceğiz burada insanların kafasından. Evet. Evet, Kadir Gözen diyor ki, sivil toplum kuruluşları aidat ve seçim dönemleri haricinde esnaf hatırlarsa kuruluş amaçlarına ulaşır.
Şimdiye kadar esnaf odaları, ticaret sanayi odaları esnafı hatırlamadı. İnşallah Sedat abiyle hatırlanır diyor. Yusuf Bey, Polat Bey de diyor ki ben yine söylüyorum çıkıp sahalara görüşeceğiz başkan diyor Yusuf Bey. Şimdi ben şimdi neyi görüşeceğimizi ben merak ediyorum. Evet. Şimdi ben bir yere çıktım adayım. Demokratik usuller şimdi, içerisinde evet. Adayım. Evet. Bunu söylüyorum. Yusuf Bey de var mı acaba? Ben şimdi ilk programa çıktığımda ne yaptım? Ben Yusuf Bey'in diğer arkadaşlarla birlikte olduğunu biliyorum. Adem Bey'le. Tabii. Evet. Buna rağmen ben ilk programa çıktım. Yazsın oraya. Evet. Çıktım. Çıkmadan bir gün önce Yusuf Bey'i de aradım. Birçok arkadaşımı aradım. Yusuf Bey'i de aradım. Kendisine şunu dedim. Yalanım varsa söylesin. Dedim ki Yusuf Bey kardeşim. Söylememi istediğin bir şey var mı? Yusuf Bey diyor ki sözünüzü unutmayın. Metin Bey Sedat Bey ile bir toplantı yapalım televizyon programında diyor. Olur hay hay benim için bir mahsuriyeti yok. Şimdi Adem kim katılacak? Kim katılacak? Yusuf Bey de katılabilir. Elbette Adem Bey de Beşir Bey de olabilir. Benim için memnuniyet duyarım efendim. Şimdi bakın ben. Evet, buyurun insicamınız bozulmasın efendim. Şimdi ben kendisini de aradım. Biliyorum ben kim, benden değil yani hani seçim olsa derdimiz. Ben buna rağmen kendisini de aradım. Dedim ki söylememi istediğin bir şey var mı? Hani benim atladığım bir şey. Evet. Şimdi ben burada bugüne kadar, 1 Temmuz'a kadar hiç ayrım yapmadım. Bu benden, şundan öyle bir şey yok. Benim derdim bu esnafın sorununu anlatmak. Ha onların derdi seçim, benim işim değil. Onu... Dükkanlarımız açıldıktan sonra olacak. Bu bir Adem demokratik. Adem Bey ve ben birlikte katılacağım bir program diyor tamam, Sedat Bey. Tamam ikisi bir gelsin. Efendim, hatta 3-4 kişi. Memnuniyetle. Buyursunlar. Memnuniyet duyarız Yusuf Bey. Buyurun efendim. Bu kadar yani. Evet. Peki. WhatsApp'tan sorulara bakalım efendim. Bakalım. Esnafın ve müzisyenin sesi olan Sedat Başkan'a başarılar dilerim. Aşkın Baba Tutmaz yazmış bunu. Metin Bey çok güzel bir program yapıyorsunuz. Sivas'ta bu oda başkanları oturdukları koltuklardan kalkmak ve bırakmak istemiyorlar. Maalesef nasıl olur da bu esnaflar bunlara oy veriyorsunuz anlamak mümkün değil diyor. Diğer bir izleyicimiz Sayın Kahveciler Odası Başkan adayımız olan Sedat Karabulut Bey'e sormanızı rica ediyorum. Sağın Sedat Bey kıraathane kültürünü ve tek tip haline getirmek isterler mi? Şehrimiz turizm alanında zayıf fakat kahvehaneler şehrimize turizm kültürüne katkı sağlayabilir mi? Yazmış. Sedat Başkan'a girdiği bu onurlu yarışta başarılar dilerim. Şehrin namuslu, onurlu, dürüst insanlara ihtiyacı var diyor. Sedat Karabulut olarak kahvehaneleri, tarihi ve kültürümüzü tekrar modernize ederek yaşatmak için ne düşünüyorlar diyor. Notlar alınız efendim. Metin Bey gerçekten de tebrik ederim. Çok kaliteli ve güzel programlarla Sivas'ın sorunlarını dile getiriyorsunuz. Sedat Karabulut başkan adayı olarak en iyi şekilde odaya bağlı tüm üyelerinin sorunlarını çözeceğine inancım tamdır. Murat Doğan yazmış. Sedat Başkan'a girdiği bu onurlu yarışta başarılar dilerim. Şehrin namuslu, onurlu, dürüst insanlara ihtiyacı var demiş Rıfat Özerdal. Evet, bu özellikle kahvehaneler ve kıraathaneler anlamında biraz daha modernize etmek ve kahvehaneler kültürümüzün ve turizmimize kazandırmak için neler yapacaksınız diyorlar size. Şimdi efendim ben ilk programda da söyledim, ikincide de. Şimdi biz projelerimiz de var dedik. Bir tanesi tek tip dekor projesiydi. Evet Yusuf Bey tek geleceğim diyor Sedat Bey'le. Evet buyurun devam edelim efendim. Devam edelim. Her gelen izleyicimizin yorumları okumak zorundayız. Biz herkese saygımız var sonsuz efendim. Buyurun turizm ve kültürümüzü tanıtma adına kahvehaneler, kıraathaneler. Buyurun. Metin Bey bizim biliyorsunuz. Artık evlerimizi yenilerken dahi evet. Mimarlara yaptırıyoruz. Ki bura bizim ekmek teknemiz. Biz bu anlamda projelerimizi anlatırken dedik ki tek tip dekor projesi yapacağız. Bunu Sivas'taki bütün hani evet. Her yerde yapmamız bir anda mümkün değil. Ancak bölgesel olarak bunu yapabiliriz. Şimdi belediyemiz şu
Halin orayı yapıyor. Orada da birçok kıraathane, çay ocağı falan var. Yani bir kısmı yıkılıyor ama diğer tarafı kalıyor. Şimdi biz bu anlamda şunu düşündük. Önceden de söyledim bunu. Hala da sözüm geçerli. Oradaki esnafı toplayıp bu konuyu anlatsak. İşte varsayalım 30 tane esnaf var. Şimdi bura çok da güzel olacak bittiği zaman. Arı sitesini mesela orada, Osman Paşa Caddesi falan meydan projesi yapıldı. Çok da güzel oldu. Görüntü kirliliği çok fazlaydı. Şimdi oradan yürüyoruz diyelim. Dükkanların dışları çok güzel, içi iyi değil. Yani eskimiş falan. Biz bunları toplasak, desek ki ortaya bir para koysak metrekaresine göre. 5 liraya alacağımız malzeme 2,5 liraya alırız. Toplalıyoruz ya. Maddi imkanı olmayanı yanımıza alıp kredi kooperatifine gitsek, maddi sorunu da çözsek, burayı tek tip yapabilir miyiz? Yaparız. Buraya girip çıkan insan sayısı fazla olur mu? Olur. Yani siz de takdir edersiniz ki iş yeri artık insanlar güzel olan yerlere gidiyor. Anlatabiliyor muyum? Şimdi biz bunu yapacağız. Zaten söyledik. Bunları bölge bölge, yani halin üstüne örnek veriyorum. İşte kafeler sokağı olabilir. Bunların çalışmasını yapacağız, bu mücadeleyi vereceğiz. İnşallah başarılı oluruz. Yani böyle bir şeyimiz evet. Var zaten. Yusuf Polat Bey diyor ki hangi parayla yapacaksın? Tek tip 16 ayrı kahveci esnafı ekmeğe muhtaç, 16 aydır diyor. Evet, Yusuf Bey'in de sorusu bu, yorumu bu. Peki, Osman Er yazmış, Sedat Karabulut Varol yazmış. Size göre efendim başkan olursanız esnaflarla diyaloğunuz nasıl olacak? Size göre sivil toplum kuruluşu başkanı, oda başkanı nasıl olmalı? Dolayısıyla oda başkanı aday olmak için ne tür şart ve kriter olması gerekiyor efendim? Bir defa oda başkanı olması için ne lazım? Yani ben televizyoncuyum, gazeteciyim, ben kahveciler odasına aday olabilir miyim? Olamazsınız efendim. Bu ne anlama gelir biliyor musunuz sizin aday olmanız? Orada öyle 700... bir düşüncem yok da söz gelimi. Yok biliyorum, anlıyorum zaten. Orada 700 tane üye var. Bu 700 adamın içinden bir tane aklı başında adam yok, ben geleyim sizi yöneteyim demek oluyor. Evet. Yani bir terbiyesizlik büyük, oluyor. Büyük bir saygısızlık oluyor. Saygısızlık oluyor. Evet. Bu demek o demek. Ben onu anlıyorum zaten. Şimdi bir kere mesleğin erbabı olması lazım. Yani, buraya başkan olacak adam mesleğin erbabı olması lazım. Hala o işi yapıyor olması lazım. Dürüst, mert sözünün er olması lazım. İftiraya, bak, haysiyetsizliğe karşı direnişli, dayanıklı olması lazım. Şunu unutmamalı. Ardından 40 tane it avlamayan kurt, kurt değildir bir kere. Şimdi bize yapmıyorlar mı? Yapıyorlar yani işte. Bunlara direnişli olması lazım. Şimdi kötü örnekleri biz ardımız alacağız. İyi örnekleri yok mu? Var. Mesela geçen gün Sivas'ın sorunlarından da bahseden insanlar çıkmaya başladı artık. Mesela kendilerine teşekkür ederim. Sayın İbrahim Budaklı çıkıyor, program yapıyor. Doğrudur, yanlış anlatıyor. Sivas'ın sorunlarını söylüyor. Geçen gün eski SESOP Başkanımız Sayın Ahat Türkmenoğlu çıkıyor, anlatıyor. Mesela geçen şeyi anlattı, ben de vardım orada. 2000'li yıllarda o zaman bölge müdürlükleri Sivas'tan taşınacak, gidecekti. Esnaf odaları buna karşı çıktı. Mevlana Caddesi'nde yürüyüş tertip ettiler esnaflarla. Ben de gittim, ben de yürüdüm arkalarında. Meydanda bitti. Olmadı, topladı oda başkanlarını, Sayın Türkmenoğlu. Gitti Ankara'ya ve başardı. O günkü şartlarda bölge müdürlükleri gitmedi. Daha sonra başka nedenlerden herhalde gitti. Ama o gün müsaade etmedi buna. Şimdi bu bizim için iyi bir örnek. Bunu örnek alacağız. Ama o günden bugüne, şimdi ben herkes Allah rızası için soruyorum. Burası siyaset yeri değil. Evet. Ben de siyasetçi değilim. Ben sektörümün sorunlarını esnafım, söylüyorum. Ben esnafım.
Buralara seçilen, buraların başkanı olan insanların burada oturduğu süre içerisinde bir siyasi görüşü olmaması gerektiğini düşünüyorum. Her siyasi görüşten insan var bizim odalarımızda. Dolayısıyla biz Adalet ve Kalkınma Partisi'ne muhalif değiliz. Ama 20 yıldır bu oda başkanı hiç mi yanlış bir şey yapmadı şimdi bunlar? Hiç Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 20 yıldır Sivas'ta hiç yanlış yaptığı bir şey yok mu? Elbette var, olmaz olur. Ya bunlar da Allah'ın kulu yani. Hiç mi yanlış bir şey yapılmadı? Ya hiç mi kimse çıkıp da biri demez mi ki yani bu yanlış oldu? Diyen yoktur bunu. Şimdi ben bir şeyden bahsedeyim de aklıma geldi. Bu arada ben de okuyayım. 17 yıldır kafe işletmecisiyim demiş Kadir Gözen. Şehirde esnaflık yapıyorum. Ben mevcut başkanların hepsinden çok özür dileyerek söylüyorum. Gözlüklerini çıkartıp üniversite öğrencilerinin halktan ayrıştırıp esnafa destek olsalar da şehrin birkaç zengin abilerine rant elde etmeselerdi. Belki Sedat Başkan gibi içimizden olanlar olsaydı bugün bu şehir bu şehir merkezi bu halde olmazdı diyor. Yine Alper Bey, 16 aydır açık değiliz. Kim yardım etmiş ki Sedat Başkan yardım etsin? Herkes de cebinden yetişemez diyor. Yine Kadir Bey yazmış. Oda Başkanı her şeyden önce bizim mutfağımızda pişmeli, bizim dilimizle konuşmalı diyor. Metin Bey, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Sizden ricam, Sedat Bey'e sorar mısınız? Neden konuşmalarında Adem Bey'den bahsetmiyor? Sivas'tan Ahmet Çam yazmış. Bugüne kadar aday neden çıkmadı ve çıktı neden geri çekildiler? Bununla ilgili bilginiz var mı diyor. Tuttuğunu koparan, bu işin içinden gelen, sadece odası için değil tüm Sivas'ın sorunlarını dile getirecek bir başkan adayı Sedat Karabulut ile kazanır diyor Fatih Doğan. Evet, niye Adem Bey'den bahsetmiyorsunuz efendim? İzleyici yazmış, Ahmet Çam. Efendim gelsin kendileri bahsetsin, ben niye bak. Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Ya eğlenceli oluyor bu program. Ben eğleniyorum şimdi doğrusu. Şimdi 28 Şubat'tan önce rahmetli Erbakan Hoca başbakanlığında Tansu Hanım'la bir koalisyon hükümeti vardı. Evet. Efendim o zamanlar şu olurdu. Asker çıkıp her şeye konuşmazdı. Söylemek istediklerini bu genel şeyler var ya hani TESK, KESK, bu esnaf odaları, ticaret falan, Ankara'dakilerden bahsediyorum, buradan değil. Bunları çağır, bunlara söylettirirdi. Bunlara söylettirirdi, evet. Şimdi o zaman bunları söyleyerek burada kaldılar. Mesela ben de falan döken o zaman işte bilmem neydi. Hala şimdi de susarak burada kalıyorlar. Yani adamların bir siyasi bir düşünceleri yok. Bir dünya görüşleri de yok. Bir şekilde burada kalıyorlar. Yani 28 Şubat'tan önce öyle kalıyorlardı. Bugün böyle kalıyorlar. Yarın varsayalım işte Cumhur İttifakı değil de işte başka bir ittifak. Millet İttifakı olacak. Ya da başka bir ittifak. Efendim geldi. Bunlar yine kalır. Bir yolunu bulurlar. Yani. Her devrin adamı diyor. Abi her devrin adamı. Bunlara hiçbir şey olmaz. Şimdi niye? Şimdi işi gücü yerinde olan, yani bir kardeşim sormuş, doğru da söylüyor. Ben zaten o suçu kabul ettim ya. Yani. Şimdiye kadar çıkmamız lazımdı yani. Onu zaten en başta kabul ettim. O 700 kişiden biri de ben. Bir suçlu da benim yani. Evet, suçluyum diyorsun. Tabii. O 700'den biri çıkmalıydı. Bu biri de benim yani. 700'de bir de benim bir suçum var. Peki efendim, başkan olursanız esnaflarla diyaloğunuz nasıl olacak? Sık sık esnaf ziyareti yapacak mısınız? Esnafın cenazesinde, düğününde maddi sıkıntı yaşayınca yanında olacak mısınız? Şimdi efendim ben zaten birçoğunu tanıyorum. Birçoğu da beni tanıyor. O da başkan olursam da hepsini tanıyacağım. Biz zaten normal şartlarda da şuradan merhabamız olan birisinin dahi cenazesine, düğününe giden insanlarız. Hı. Yani bu sosyal hayatın bir gerçeği. Bunları mutlaka yapacağız.
Yani mesaj sistemini hani bir tek böyle şey yapmayacağız. Mesela şimdi mesaj geliyor bazen. Beni yine silmişler de mesaj şeyinden. Grubundan. Tabii yani niye bana mesaj gelmiyor mesela. Niye siliyorlar efendim? Yani sizi... Valla bilmiyorum. Hani o sorunun muhatabı ben değilim. Durum olur mu? Mesela şu an ben son gelen mesaj bana gelmedi. Ondan önceki de gelmedi. Demek varsa da size atsınlar kopyalayın. Evet. Sizi i̇şte demek ki yok. Esnaf ya da kahveci şimdi, olarak görmüyorlar. Şu anda mevcut işletmeniz var. Çalışıyor. Önceden yok. De vardı. Bunda bir art niyet mi olduğunu düşünüyorsunuz efendim? Ben bir şey düşünmüyorum. Diyorum ki ben o odanın üyesiyim. Aidat ödüyorsunuz. Yani ne lazımsa o. Şimdi ben oranın üyesiyim. Bir keresinde hatta aradım. Dedim ki hanımefendi var bir tane bizim sekreterimiz. Dedim ki bana mesaj gelmiyor. Sonra gelmeye başladı birkaç. Sonra baktım başkalarına geliyor bana gelmiyor. Yine yani silmişler. Mesela şey diyorlar mesajda. Devlet bir şey yanlış yaptığı zaman devlet yaptı diyorlar. Esnafın lehine bir şey olduğu zaman biz yaptık diyorlar. Mesela son gelen mesajda oradan kahveci esnafımız, arkadaşımız varsa atsınlar okuyun. Efendim diyor ki yoğun uğraşlarımız sonucunda, bak yoğun uğraşlarım sonucunda, Ankara'da yaptığım görüşmeler sonucunda kahvehane esnafına 5000 TL yardımda bulunacak. Yani ben yaptım. Bunu kim diyor? Sayın Beşir Köksal yani Bey. Odadan geliyor oda başkanı mesaj. Diyelim. Oda. Odadan o mesaj geliyor. Evet. Şimdi bir tek burada kullanmayacağız. Bölgesel toplantılar yapacağım. Ben. Nasıl? Mesela Kafeler Sokağı ve Osmanpaşa Caddesi'nin arka tarafı üniversite öğrencisinin yoğun gittiği bir yer. Şimdi dolayısıyla bunlarla ayrı toplantı yapacağız. Çünkü onların derdi diğerlerinden biraz farklı. Şimdi hal civarında bulunan esnafla ayrı toplantı yapacağız. Onlarınki biraz daha farklı. Mesela internet kafecilerle ayrı yapacağız. Şimdi onların öyle bir durumu var ki çarşıdaki internet kafeciyle mahalle aralarındaki internet kafecilerin ayrı fiyatlandırması var. Bundan şikayetçiler birbirlerinden. Şimdi bunlarla ayrı toplantı yapacağız. Yani sektör sektör yapacağız. Şimdi emlakçılarımız var bizim. Ya adam kahvehanenin camına yazıyor. İşte satlık daire. Ya dolandırıcısı var bilmem ne var. Yani bu mesleğin erbabı insanlar var. Şimdi bizim Sayın Kerim Çayır var. Kıymetli bir kardeşimiz. Çok da aktif. Bunlara her zaman yanımda olacağız onlar. Çünkü bizim odamızın üyeleri bunlar. Şimdi kitapçılar var. Kantinciler var. Mesela bizim dükkanlarımız birinde açılıyor. Hiç kimse bilmiyor bunu. Şimdi kitapçılar 1,5 yıldır iş yapamıyor. Niye? Okullar kapalı. Defter kitap ihtiyacı yok. Şimdi kantinler kapalı ve 1 Temmuz'da kıraathaneler falan açılıyor. Ama okullar kapandığı için bu adamların 3 ay daha sıkıntısı var. Kantincilerin kapalı. 3 ay daha kapalı. Kitapçılar kapalı. Kitapçılar yani kapalı olmasa da iş yapamıyor adamlar. Evet iş yapamıyor. Şimdi bu düğün salonları var. Yani bu Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullardaki o düğün salonları olduğu sürece bunlar yani olmaz o yanlış bir şey yani. Bunu daha önce de söyledim ben. Şimdi yurt diyoruz. Ya bu yurt yapıldı 10 mecir. Bu adamların birçoğu battı yazık günah yani. Biz daha önce söyledik bu yurtların ne yapılması gerektiğini. Bu yani Sivas'ın kalkındırılması lazım. Bizim hiçbir şey yani yok ki yani bu insanları nerede istihdam edeceğiz? Yani bir üniversitemiz var. O da gitti bittik işte. Biraz önce bir kardeşim sormuş. Söylemiş yani. Buradaki onlarca hizmet sektöründe faaliyet gösteren esnafımız battı bunu biliyoruz yani. Bunu hep de söylüyoruz. Sebebi ne? Öğrenciyi buradan aldık. Götürdük üniversiteye hapsettik. Bu yurtçular da ondan battı yani. Şimdi hepsi Sivas'a çalışmaya gelen işçileri falan orada yatırıyor. Ondan para ayakta kalmaya çalışıyor yani. Bunları biliyoruz. Bunların hepsinin sorunlarıyla ilgilenmemiz lazım. Bunların dile getirilmesi lazım. Ya bu yetkililerin hepsi bu sektörü bilmez ne sıkıntısı yaşadığını ya. Bunu oda başkanının,
meslek odalarının temsilcilerine gidip söylemesi lazım. Bunda bir şey yok ya. Adam yemiyor bunlar yani. İlgilenen yok, onu söylüyoruz biz ya. Evet. Yoksa ben vallahi diyorum, işim var, gücüm var, benim ne işim var ya? Ya ben Metin Bey bir şeyden bahsetmek buyurun istiyorum efendim. Da. Buyurun. Şimdi ben bu Ramazan ayında özellikle akşam iftardan sonra evde oturuyoruz yani, iş yok falan. Kahveci esnafından aradıklarım oldu. Birini aradım, tanıdı beni. Ben sonradan çıkardım. Ben çok şehit cenazesine gittim. Evladı olan ölen gördüm. Babası ölen gördüm. Ben öyle ağlayan adam hayatımda görmedim. Görmedim ya. Şimdi bunlarla ilgilenilmesi lazım. Bunlar benim arkadaşlarım zaten. Dolayısıyla hiç merak etmesinler. Ben her zaman yanlarında olacağım. Ya boş işlerle uğraşmam ben, ayrı mesele de. Yani işimiz gücümüz var ama kahveciyle, kafeciyle, bizim odamıza mensup kim varsa, ne sorunu varsa hiç merak etmesinler. Ya. Biz yanlarındayız her zaman. Şimdi kahveciler odası olsun, diğer odalar olsun, sivil toplum kuruluşları olsun, Sivas'ın sorunlarıyla, problemleriyle birebir ilgilenmesi lazım. Bildiri de yayınlayabilir. Tabii. Karşıya da çıkabilir. Ancak reji diyor ki, reklam diyor. Tabii. Efendim, reklamlar. Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Kısa bir reklam arası sonrası ekonomi politika programında Sivas Kahveciler, Kıraathaneciler ve İnternet Kafeciler Odası Başkan Adayı Sedat Karabulut'la programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Efendim, benim programımın formatı gelen izleyicilerimizin sorularına yer veriyoruz. Hemen hemen hepsini okuyoruz. Bu vali de olsa, başbakan da olsa, cumhurbaşkanı da olsa, bakan dahi olsa bizim formatımız bu şekilde. Bu vesileyle herkesin düşüncesine ve fikrine saygımız sonsuz. Çünkü demokratik bir ülkede yaşıyoruz. Bu seçimlerde demokratik kural ve kaideler içerisinde olacak. Hasan Hazırcı demiş ki, değişim şart, genç, dinamik, sorunlarını çözecek kapasite var Sedat Karabulut'ta demiş. Teşekkür ederim. Sağ olsun. Efendim, yine Yusuf Bey, Yusuf Polat Bey, sektörü iyi bilen biriyim diyorsun. 25 yıldır kahveci esnafısın, 7 yıldır yapıyorsun. 25 yıldır esnafım diyorsun, 7 yıldır yapıyorsun. Çıkıp yalan söylemenize gerek yok diyor. Ayrıca başka bir izleyicimiz, Sedat Bey'e sorar mısınız? Başkan adayı sadece Beşir Bey ile ikisinin olduğunu söylüyor. Artı aday olanların siyasetle alakası olmamasından bahsediyor. Peki gittiği her yerde ilçe başkanlığı yaptığı partiyle neden ön plana çıkmaya çalıştığını merak ediyorum. Bunların cevaplanmasını istiyorum diyor sevgili izleyicilerimiz. Evet, ayrıca WhatsApp'tan yine mesajlar var. Borcunu ödememeyi alışkanlık haline getirenlere yapılandırma affı getirildi. Turizm sektörüne KDV indirimi getirildi. Sistem dolandırıcı ve zengin için işliyor Yusuf Caymaz. Metin Bey, Sedat Bey'e sorar mısınız
Allah aşkına odalar aidat almaktan başka neye yarar? Bir de bütün odalar derhal kapatılmalı. Yıllarca bunlar var. Ne yapmışlar da bundan sonra bıraksınlar bu işleri. İşlevi olmayan odalar, boş işler bunlar diyor. Evet efendim, bunlara... Sırayla gidelim. Şimdi evet. Yalan söylüyorduk değil mi? Şimdi onu ben şey demiyorum izleyicimiz. Hayır, yani, efendim buyurun. O arkadaş çok eğlenceli birisi. Çok, yani ben sağ olsun eğleniyorum yani burada sayesinde. Arı sitesine gidecekler. Orada herhangi bir esnafa soracaklar. Diyecekler ki bu Sedat Karabulut kim? Ben Salon Beyazgül'dü orası. Eskiler bilir, şimdi onlar bilmez de. Ben 96'nın 11. ayında burayı devraldım. 11. ayın 16'sıydı, evet. O gün bugündür de ben burayı işletiyordum. Ki bu pandemi, bu salgın hastalık nedeniyle kapatmak zorunda kaldık. Şimdi bu kardeşimize ben söyleyeyim. Şimdi benim de yanımda olan arkadaşlar var. Yönetimde beraber çalışacağımız arkadaşlar var. Şimdi kendi adayının programı da oldu. Bir tanesi oraya mesaj atmadı. Şimdi o ne anlama geliyor? İkide bir burayı sabot etmesi. Kendi adayına güveni yok, bir kere ben çıkıp konuşacağım diyor. Demek ki yeterli görmüyor yani. Yani saygısızlığı bana değil aslında. Bu Vizyon 58 televizyonuna değil, kahveciye değil, aslında kendi adayına saygısızlık yapıyor. Demek ki içe sayıyor adam. Yani ben yalan söylemem bir kere. Ben 25 yıl orada esnaflık yaptım. Bunu da orada o sitedeki herkes bilir, Sivas bilir. Yani benim iş yerim hükümet meydanının tam ortasında. Oraya herkes gelir gider, herkes de tanır bilir beni. Onun için yalan yok burada, o kendisi yalan söylüyor. Bir de benim öyle bir alışkanlığım yok. Neyse. Evet. Peki odaların işlevsiz ben, olduğunu, buyurun, buyurun. Devam edeyim. Buyurun efendim. Şimdi bir kardeşimiz demiş ki ya işte bir siyaset yok diyor. Niye ilçe başkanlığı yaptığı partiyi söylüyor demiş. Şimdi partilerin bir oy oranı var. Ben zeki de bir insanım. Yani öyle bu işleri bilmeyen bir adam değilim. Benim görev yaptım, üyesi olduğum geçmişte partinin Sivas'ta oyu %20 civarında falan. Şimdi geri kalan %80 var. Şimdi bunu orantıladığımız zaman yani %20'si kahvecinin de öyle olduğunu düşünelim. Orantıladığımız zaman aşağı yukarı belki olabilir ama. Şimdi ben o zaman %20'nin oyuna talibim ya da desteğine. Ben gidip bir de söylemiyorum. Bak buradasınız. İki program yaptık sizinle. Bu üçüncü program. Evet, üçüncü programımız. İkisinde de siz söylediniz. Evet. Ben hiç böyle hani bir gündeme getirmedim. Siz gündeme getirdiğiniz zaman dahi belirttim. Burası siyaset yeri değil dedim. Biraz önceki konuşmamda da ben söyledim. Benim öyle bir derdim yok. Olamaz. Olmaz. Çünkü niye? Bu odada bütün siyasi partiden insanlar var. Ben şimdi X partisinden işte görev yaptım falan gidip bir üyeye dersem nece olduğunu bilmiyorum ki adam. Niye ya diyeyim yani ben böyle bir şey? Hareket Partisi'nde ama adam AK Partili olur, CHP'li olur. Tabii ki. İYİ ama, Partili olur. Tabii ki ama oradaki gittiğim ya da konuştuğum arkadaşım bunu biliyorsa, söylüyorsa benim utanacağım bir şey yok ki çok şükür. Ben inandığım şeydi. Hizmetim oldu. Şu anda da buraya adayım. Ben burada siyaset yapmıyorum diye devamlı belirtiyorum. Devamlı söylüyorum. Yapmayacağımı da söylüyorum. Yapmam da. Evet. Yapmıyorsun. Yani öyle bir şey yok. Bu odaların boş yere olduğunu söylüyor. Aslında boş yere değil. Değil. Aslında değil. Yani boş yere olmadığını şu 1,5 senelik zaman zarfında gördük. Başındakileri yetersiz. Bunlar görevlerini yapmıyor. Dolayısıyla vatandaşımız da o kardeşimiz gibi haklı da yani. Bu sefer diyor ki ya bunlara ne gerek var? Sadece bir kanuni zorunluluk bu.
Yani şu andaki görüntü bu. Kanuni zorunluluk. Yani zorunlu olmasak hiçbirimiz gidip üye olmayız yani. Çünkü niye bir katkısı yok ki? Yok. Ya ben biliyorum buradaki makamı. Ya genel başkanların makamı böyle değil yani. Ben diyor odaya attım diyor. Burayı aldım diyor. Şöyle. Ya ben buraya gitmiyorum ki. Esnaf gitmiyor ki oraya. Ya esnafın işi yok orada. Kendileri gidiyor ya. Ya bir şey adam haklı yani. Şimdi kaç yıldır esnafsınız sayın? 25 yıldır esnaf. Peki 25 yıl içerisinde odaya kaç defa gittiniz? Ya da ne işim var? Ben bir imza lazım olursa giderim yoksa. Senede bir ya da iki defa gidiyorsunuz. Belki o zaman o kadar bile değil yani belki de. Evet. Ha işimiz olursa gidiyoruz yoksa benim hani bir işim yok ki ya. Herkes işimizde gücümüzdeyiz. Herkes böyle. Şimdi bunlar hizmet edilmeyince bir de duyuluyor bakınız yani. Burası çok önemli. Şimdi 1,5 yıldır Sayın Oda Başkanımız, SESOP Başkanı bir kere televizyon programı yaptı. Metin Bey yani bu ya boş yere de olsa dertleşmek babında bile çıkılır, burada anlatılır. Yani bu insanların morali bozuk. Ya kolay değil, bu adamlar patron. Bu adamlar işveren. Ya ekmek parası yok adamın yani. Bir kere çıkmışsın, anlatmışsın, o da 40 dakika sürmüş ya. Şimdi adam neye bakıyor bu sefer? Neye göre söylüyor Metin Bey? Şimdi bizim oda başkanı diyor ki mesela ben diyor kahveciler odasından diyor maaş almıyorum diyor. Doğru almıyor. Nasıl almıyor ama? Kanunen alamıyor. Onu orayı söylemiyor yani. Huzur hakkı alıyor mu? Hayır hayır öyle değil. Şimdi oda başkanlarının bir maaşı varmış. Ben sonradan öğrendim ama. Yani siz maaş için aday olmuyorsunuz. Yok ya benim işim gücüm zaten var. Zaten benim işim var, çaycım var, var yani. İşte garsonum var. Gerek falan. Yok. Yani oradan alacağıma ihtiyacım da yok diyor. Çok şükür. Evet. Şimdi ben söyleyeyim. Buyurun. Konu konuyu açıyor da söylüyorum. Yani şimdi o da nasılmış burası? Bunları ben hepsi oradan öğrendim. Bizim derdimiz başkaydı. Bunu baştan anlattım zaten. Evet. Şimdi oda başkanlarının bir maaşı var imiş, öğrendik. Çok önemli bir şey de değil işin doğrusu. Şimdi SESOP başkanı oluyor ya hani. Yani bir üstte bütün odalar esnafı. Birliği başkanı oluyor, evet. Şimdi bu maaş 15 bin liraymış. Şimdi bunu herkes biliyor, öğrendi yani bu 1,5 yılda. Öğrendi, önceden kimse de bilmiyordu. Şimdi esnaf kefalet kredi kooperatifinin bir de başkan vekili. Bir de orada maaş var. Bir de şey de TESK oluyor orası. Evet. Bu bendevi falan döken herhalde. Evet. Buranın bir denetim kurulu. Bir de oradan maaş var. Özel şoför, özel araba. Adam diyor ki ya ben acımdan ölüyorum buna bak. Toplam ne kadar oluyor? Bilmiyorum ki vallahi. Tamam. Ama bayağı bir rakam ediyor yani. Evet. Şimdi vatandaş bu kardeşimiz gibi herkes de bunu görünce diyor ki ya bizim cebimizde ekmek parası yok. Şunların saltanata bak. Ya parti genel başkanında yok bu. Ya bakanda yok bakanda. Bu saltanat bakanda yok yani. O zaman insanların gözüne batıyor. Diyor ki ya bu odalara ne gerek var? Ya bura hizmet yeri değil ki buraları malımsıyorlar ondan sonra. Kimseyle paylaşmak istemiyorlar. Adam haklı yani. Kapansa bundan iyi yani şimdi. Yani bana bir Allah'ın kulu desin ki şu 1,5 senede şu katkısı var. Belediye yardım yapıyor. Ben gittim görüştüm. Belediye başkanı yardım etti. Ne alakası var ya? Devlet yardım yapıyor. Ben yaptırdım diye mesaj geliyor şimdi. Şunu yapmadı. Onu yaptırsaydım bari o zaman. Onu devlet yapmadı. Ya, olur mu yani devlet yapmadı? Bunu da şeyde söylemiyor yani buralara çıkıp söylemiyor. Şimdi siyasiler duyarmıyorsa hani. Olmaz o zaman. Yani siyasilerle arası bozulur. Kimden bahsediyorsunuz? Beşir Köksal mı? Beşir Bey'den bahsediyorum. Evet. Niye? SESOP Başkanı o. Ben değilim ki. Yalo çok iyi diyorsunuz onlarla. Tabii canım. Şimdi ben bir şey geçen söyleyeyim. Geçen haberlerde çıktı. İsmet Yılmaz'la ilgili efendim aracı olduğu çok kişi işe soktuğuyla ilgili. Ya. O konuyla ilgili de bir açıklama yapmadı. İnşallah Sayın Köksal bu konuyla ilgili açıklama yapar. Buyurun efendim. Şimdi efendim esnaf sanatkarlar işte SESOP'a gidin. Orada çalışanlar kaç tane Köksal olduğuna bakın bir. Şimdi bura babasının çiftliği değil kimsenin. Bu
Bura esnafın tamamının ortak malı ya. Hepimizin malı yani. Şimdi milletin gözüne batıyor bu. Söylüyorlar yani bunu. E haksız mı adam? Şimdi ya seçim zamanlarında bunlar parti genel merkezinde gezerler hep. Niye? Şu partiden bu olsun. Bu partiden şu olsun. Bu partiden bu olsun. Şimdi olur. Ondan sonra şunu işe ver, bunu şuraya tayin et. Ondan sonra da bir şey diyemez yani. Nasıl diyecek şimdi yani? Evet, gebe oluyor yani. Nasıl onlara... diyecek ya? Diyemiyor bu sefer. Şimdi Sivas'ta şu var. Ben bunları da yakinen biliyorum. Yani Sivas siyasetini de iyi kötü bilirim. Beyaz AK Partililer var. Beyaz ülkücüler var. İşte beyaz MGB'liler, milli görüşçüler var. Evet. Beyaz solcular var. Hani bunlar, beyaz Türkler olduğu gibi. Tabii bunlar hangi parti gelirse gelsin işlerini yaptırırlar. Hiç sıkıntı yaşamazlar. O aşağıda hizmet eden insanlar vardır. Canlarını dişlerine takarlar, ekmek paralarını getirir, aidat verirler. Onların hiçbir şey olmaz. Hep o beyazların olur. Şimdi beyazlar kim? Bunlar işte. Bunlar. Söyleyemiyorlar onun için. Nasıl diyecek ya? Ya sen benim işimi yaparsan nasıl ben sana bir şey söyleyeyim? Ya? Konuşulacak o kadar çok şey var ki. Bunların hiçbir tanesi de yalan değil. Çıksın biri gelsin burada anlasın. Gelsin burada oturup konuşalım. Evet. Bunların hepsini biliyoruz. Şimdi buradan mesaj yoluyla varsayıyoruz. Şey oluyor. Temayül yoklaması oluyor. Adam hiç listede yok. O biri de birinci olmuş ya da ikinci olmuş. Herif listede yok. Nasıl yok? Bunlar gidiyor işte. Diyor ki esnaf ve sanatçının işte Sivas halkının küllen yalan şu adaya karşı müthiş bir talebi var. Akrabası adamın ya. Ne alakası var yani? O biri yakını, o biri arkadaşı. Şimdi bu defa ne oluyor? Alakasız adamlar geliyor burada işte bir şeyler oluyor. Ondan sonra da Sivas'a şu gelmedi, olmadı bu gelmedi. Söyleyen yok. Yani ortalık şeyden geçmiyor bunda. Seçim oluyor, bu adamlar geliyor. Şunu yapacağım, bunu yapacağım, falan yapacağım, filan yapacağım. Seçim bitiyor. Nerede bu? Hani yapacaktın. Yalan dolan havada uçuyor. Bundan oluyor. Şimdi STK'lar neyi temsil ediyor? Sivas halkını temsil ediyor. Evet. Şimdi bir devlet yetkilisi bir şey yapmıyor ise bunu söylemek kimin vazifesi? Bu acil insanlar dediğimiz kim? Sivil toplum kuruluşlarının tabii, görevi. Evet. STK'lar bu acil insanlar dediğimiz kim? Kim? Ya 700 tane adam seçmiş birini buraya koymuş bu adam. Ya 800 tanesini bunu seçmiş. 1000 tanesi bunu seçmiş. Önce bunlar. Sonra eskiden bu işi yapan insanlar. Sonra bu işte tanınmış, bilinmiş esnaf, tüccar, tacir. E bunlar söylemiyor ki. Ya esnaf söyleyecek ki. Bakın biz 2 tane program yaptık. Sizin programınızda konuşulmaya başladı. Sonra iş adamları hani çıktı televizyonlara konuşmaya başladı. Eski SESOP başkanı bahsetmeye başladı. Gündem oluşturuyoruz. Şimdi işi gücü bırakmışlar. Ben söyleyeyim. Esnaf acından ölüyor. Ya biraz önce söyledim o alayan adamı. Şeyle uğraşıyoruz şimdi. Kredi kefalet kooperatif seçimiyle uğraşıyoruz. İşte şu aday seçilsin. Niye? O aday seçilince arayıp esnaf tehdit edecekler. Kredi borcun var şunu oy ver. Bunlar şebeke. Biz burada boş yere konuşmuyoruz yani öyle laf kalabalığı yapmıyoruz yani orada. İşte diyor ki işte yok yalan söylüyor da bilmem ne de falan da filan da. Sonra da ya ben şunu da söyleyeyim de sonra sözü size vereyim. Aslında çok da soru var efendim. Buyurun devam edelim. Tamam sorun sonra söyleyin. Barış Bey diyor ki Metin Bey sorun var. Kamuoyunda kamuoyunda çekilmesi kendisine yapılmış teklifler varmış. Kamuoyunda konuşuyormuş. Size yapılmış teklifler varmış. Ne derece doğrudur acaba?
Bu soru bir kere daha sordum, okunmadı. Lütfen sorar mısınız? İyi yayınlar diliyorum diyor. Şimdi okuduk kardeşim. Diğer iki yayında izlemiş o birisi olarak. Efendim size teklif varmış. Ne teklifi? Para teklifi, makam mı, mevki mi? Ne teklif ettiler size? Yani çekil mi dediler, aday ol mu dediler? Bu teklif nedir? Barış Bey'in sorduğu soru. Şimdi ben adayım. Sonuna kadar adayım. Çok ciddi bir sağlık sorunu yaşamadığım sürece, farklı yerlerde ayak oyunu oynamadıkları sürece adayım. Bunlar da tek oyumla olsa adayım. Bir oyda olsa adayım. Adayım. Ama diyorsun. Piyasada şu konuşuluyor. Ya söylemek istemiyorum. Ben biraz da aslında bugün. Evet. Daha yumuşak. Biraz olsun, bu seçim arefesidir efendim. Buyurun. Biraz önce dedim ki iftiralara karşı dirençli olması lazım. Aslında bunu kastettim de ben. Bize para teklif edeceklermiş de biz çekilecekmişiz falan, bunun reklamı yapılıyor. Şimdi her yerde sonra 10 yerden duydum bunu. Şimdi buradan ilan ediyorum. Ben herkes tanır. Benim arkadaşlarım da tanır. Ben şerefsiz, haysiyetsiz bir insan değilim. Parayla satın alınacak bir adam da değilim. Bunu da herkes biliyor. Dolayısıyla o lafları boş yere çıkarıyorlar. Öyle biz öyle 4 tane müptezelden attığı iftiradan böyle yılacak insan değiliz. Şunu da söyleyeyim. Şunu da belirteyim. Ya şimdiye kadar bu kahveciler odasına hep birilerinin ismi çıkar. Ya şu aday olacak derler. Bir iki gezer mezer, sonra ne olursa adam kaybolur ortada. Gider bu adam. Ya ne oldu mu oldu bilmem ne falan, adam kaybolur gider. O bir dönem olur. Sonra yine hani o da kaybolur. Demek ki adamları yıldırıyorlar yani böyle. Adamlar lanet ediyor ya. Şimdi ne demek ya? Şu kadar para verecekler, adam çekilecek. Yani bu adam ne ki yani? Şimdi bunu diyorsunuz. Bu adamın kardeşi yok mu? Eşi yok mu? Evladı yok mu? Çocukları yok. Sever çocukları yok mu? Yani bu ne biçim bir adilik? Yani böyle bir şey olabilir mi ya? Bu nasıl bir insanlık ya? Biz ne dedik ki ya? Adayız dedik ya. Ben senden daha iyi yaparım. Ne dedim ya? Ben hangisine ne söyledim? Şimdi bunlar alışmış. Şebeke diyorum ya, onun için diyorum ya. Çete bunlar. Ben adayım kardeşim. Bir kişi de kalsam adayım. Hodri meydan, ben bir şey söylüyorum. Sakın çekilmesinler. Herkes o sandıkta boyun ölçüsünü alsın. Buyursunlar. Sakın çekilmesinler ama. Şimdi orada başkan ya hani, ekmeğin ondan kazanan insanlar var. Onun sayesinde bu memlekette itibar görenler var. Adaylarını çekmesinler. Adaylarını çekmesinler. Biliyorlar ki o giderse hepsi gidecek. Adaylarını çekmesinler. Onlar 1000 kişi, ben 1 kişi. Hodri meydan. Evet, peki. Taşkın Bey, yolun açık olsun diyor. Yakup İpicek, başarılar dilerim kardeş diyor. Cengiz Özdemir, başarıların daim olsun diyor. Yine Yusuf Bey'in 2 mesajını birlikte okuyacağım. Çünkü okumadı demesin efendim. Sedat Bey, belediyenin verdiği 1 milyar sabahtan akşama kadar 100 kişinin formunu biz doldurduk. Odadan bu kişilere mesaj gitmemiş. Siz o zaman neredeydiniz? Adem Ertuğ yaptı. Sedat Bey'e sormanızı istiyorum. Bizim sektörümüzden olmayan bizi anlamaz diyor. Peki esnafa yapılan belediye, valilik devletimizin yapmış olduğu yardımlardan ellerine para geçmeyen esnafımızın dertleriyle kim ilgilenmiş? Sedat Bey'e sorar mısın? Herhangi bir sıkıntı olduğu zaman hangi başkan adayını aramışlar? Sedat Bey'e sorar mısınız? Oda başkanının siyasetle alakası olmayacağını vurguladı. Neden her gittiği yerde siyasi kimliğini öne çıkarıyor? Sedat Bey galiba 6 ay önce başkan adayı oldu. Biz 18 aydır bütün esnaflarımızı geziyoruz. Dertlerini dinliyoruz. Sorunlarını da biliyoruz. Dünyanın en büyük takımında teknik direktörlük yapan arkadaş, hayatı boyunca hiç futbol oynamamış. Bunu da bilinmesini isterim. Sencay Çağlar, ağzına ve yüreğine sağlık diyor efendim. Çıktığın yolda doğruluğu, dürüstlüğüyle tüm Sivas'ın kanayan yaralarına parmak basarak
dile getireceğine emin olduğum Sedat Karabulut Başkan'a başarılar dilerim diyor Fatih Doğan. Efendim, evet 25 yıldır odanız hiç gitmediyseniz, sorunlarınızı bildirmediyseniz neden oda başkanını eleştiriyorsunuz diyor. Ya bunlar izleyicilerimizin soruları, yorumları. Saldırı ve sataşma var mı Sayın Karabulut? Var, biraz önce söyledim işte. Bundan daha ciddi bir sataşma olur mu ya? Görmüyor musun, adam sabote ediyor yani resmen. Yani şunu diyor. Diyor ki Mourinho'dan bahsediyorum. En başarılı teknik direktör diyor. Yani diyor ki benim aday esnaf değil diyor. Yani diyor ki 700 tane adam var. Biri de benim. Burada bir tane adam yok diyor. Yani. Buna cevap verecek bir şey de yok ya. Evet. Peki efendim, sivil toplum kuruluşlarının işlevi nasıl artırılması gerekiyor? Şimdi esnaf odaları, ticaret odaları bir ilim bel kemiğidir. Evet. İsterse valiyi de indirir de, gönderir de, istediğini getirir de, belediye başkanını da indirir de, getirir de, götürür de. Efendim, bakıyoruz ki Sivas'ta oda başkanlığının pek sesi çıkmıyor. Bir bina yapılsa da ses çıkmıyor, cami yapılsa da ses çıkmıyor. Veyahut da başka türlü durumlar olsa da sesi çıkmıyor. En son bir salgın süreci geçirdik. Atatürk Caddesi kapatıldı. Bunu birçok programda söyledim ben. Sayın Mehmet Akgül o dönemde herkesin çekindiği bir dönemde. Evet, kardeşim bu yanlış dedi. Bu doğru değil dedi. Bir an önce açmanız lazım dedi. Vali geldi. İşte devlet otoritesini zaafa uğratmak falan filan şudur budur falan. O da özgürce düşüncesini ifade etti. Her ne kadar vali öyle desek ki. Baktı ki valisi, belediye başkanı filan. Geri adım attılar. Bunların yanlış olduğunun farkına vardılar. Yani aslında valiye de iyilik yapmış oluyor. Oranın müdürüne de iyilik yapmış oluyor. İstediği kültür müdürünü de getirir götürür. İstediği ticaret müdürünü de getirir götürür. PTT müdürünü de getirir götürür. Yani o istediği adam da şehirde etkin bir şekilde burada işlevini yerine hep bir. Ama geliyorlar burada programda bile. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Kardeşim teşekkür ederim. Yahu sen halka teşekkür et. Evet. Sen esnafına teşekkür et. Sen üyene teşekkür et. Senin teşekkürüne belediye başkanının, valinin, efendime söyleyeyim milletvekilinin ihtiyacı yok ki. Evet. Sen onlara karşı sorumlu değilsin ki. Sen halka karşı sorumlusun. Evet. Yani Esentepe mahallesinde, işte Yunus Emre mahallesinde ciddi sorunlar var. Mikrofonu uzatıyoruz falan. Çıkıp demiyor ki ya işte esnaf odaları başkanı, ticaret odası başkanı ya da diğer sivil toplum kuruluşu. Kardeşim belediye, ey Hilmi Bey, ya bunların sorunu var, derdi var. Bir bildiri yayınla. Hemen o belediye oraya el atar. Kimsenin sesi çıkmıyor. Kimse, herkes birbirini ağırlıyor. Az önce ifade ettiğin gibi bir sistem ve düzen kurulmuş ki. Ya işte bu dükkanlar filan kapatıldı bu salgından dolayı. O dönemde Sayın Hakan Demirgil'de, işte Terziler Odası Başkanı Ali Bey'de, Ali Kılıç Bey'de o dönemde mesela şey yaptılar, tepki gösterip kapatmak olmaz kardeşim, biraz da yardım edin filan dediler. İşte böyle olması lazım. Onun haricinde hiçbir ses soluk yok. Yani böyle oda başkanlığı da olmaz. Siz de böyle oda başkanı olacaksanız lütfen olmayın. Dur. Yani bağışlayınız tabirimi. Biz burada program yapımcısıyız ancak. Evet, siz oda başkanı olduğunuzda şehrin sorunları ve problemleri, esnafın sorunları ve problemleri gerek ailevi olur, gerek cenazesi olur, düğünü olur ya da esnafların birbiriyle kaynaşması anlamında neler yapacaksınız? Şimdi, sondan başlayalım. Vali Bey dediniz. Belediye başkanı. Şimdi Vali Bey kim? Benim amcamın oğlu, sizin dayınızın oğlu, diğerinin akrabası, diğerine. Yani bizden biri bunlar. Yani bu milletin çocukları. Ama bir tüzel kişiliği var. Devleti temsil ediyor. Devlet nedir? Baba. Bir derdimiz olduğu zaman kime gideceğiz? Babamıza gidiyoruz yani. Evet, şimdi Vali Bey'in, yani herhangi bir vali, yani bizim valimizden bahsetmiyorum. Evet. Herhangi bir vali, devlet baba yani. Şimdi laf söylersek babamıza söyleriz.
Kızarız babamız, o bize kızar. Yani bu böyle gider. Ama şunu söyleyelim. Sayın Belediye Başkanımız, Sayın Milletvekillerimiz, Sayın Valimiz. Şimdi bunlar kahveciliği bilmez. Elbette bilmez. Yani bilmeye de bilsin. Yani ben bilir. Yani ya da başka bir mesleği var değil mi efendim? Belki de başka bir mesleği. Hani kahveciliği bilir de belki babası kahvecidir. Hani bilebilir ama bilmediğinden yola çıkalım hepsi. Ya bunu oda başkanının gidip güzel anlatması lazım. İşte esnaf Mehmet Bey gitmiş. Demiş ki bu yanlış. Vali Bey de Sayın Belediye Başkanı da dikkat almış. Dinlemiş. Bu güzel bir şey. Adam söylemiş. İşte bu böyle olması lazım. Öyle olması lazım. Ha, Mehmet öyle. Bey'in söylediği yanlış olabilir. Evet. Bu hemen Vali Bey'in ona kızacağı anlamına gelmiyor. Bir şey de demez ya. Yani, niye desin yani ya? Niye kızsın ki? Yani demez bir sivil yani. Toplum kuruluşu, halk esnafı temsil eden bir demez insan. Demez yani. Hiç kimse esnafla kötü olmak istemez. Tabii demez. Esnafla ama kötü olmak istemez. Şunu demek istiyorum. Söylemiyorlar. Yani, ya bu devlet ya baba ya yani. Niye kızsın ya? Doğruysa yapar, yanlışsa yapmaz. Bu kadar yani. Bizimkiler söylemiyor, onu diyoruz yani. Şimdi belki sizin bilginiz vardır. Bizim de bir ticarethanemiz var. Evet. Aralık ayında bir olumsuz durum yaşadık. Biliyorum. İki tane polis geldiler. Vergi lefasını ver lan dediler. Efendime söyleyeyim, kendilerinin nezaketsiz davrandıklarını ifade edince orada kendilerine de biz şeyi verdik. Ne onun adı? Vergi lefasını verdik. Biz o davadan da beraat ettik. Buradan da izleyicilerimiz duysunlar. Efendim çok şükür hiçbir suçumuz yok. Orada bir komplo vardı. Orada bir kumpas söz konusuydu. Haberlerde de çıktı. Biz de burada canlı yayında ifade ettik. Vizyon 58'de basın açıklaması da yaptık. Ve birçok gazetelerde de çıktı. Hiçbir esnaf odası başkanı demedi ki kardeşim sen ticaret yapıyorsun, geçmiş olsun. Senin başına böyle bir iş geldi. Efendime söyleyeyim bu nedir? İki tane polis gelip de nasıl ver lan der deyip kimsenin sesi soluğu çıkmadı. Yani elbette 2500 kişi aradı etraftan, çevreden ama ben bir oda başkanının Beşir Köksal'ın aramasını isterdim. Bir Ali Kılıç'ın aramasını isterdim. Tabii. Bir Hakan Demirgil'in aramasını isterdim. Tabii. Efendim Mehmet Akgül aradı. Buradan selamlarımızı söylüyoruz. Efendim söz gelimi söylüyorum ben. Tabii. Yani kimse orada demedi ki kardeş geçmiş olsun bu polis nasıl gelir de senin iş yerine sana dayılanır. Bu nasıl dağ başı mı burası diyen olmadı. Yani bu bir örnek. Bir başka esnaf kardeşimizin başına da başka bir iş gelebilir. Tabii. Onun için birlik ve beraber olduğu için maddi ve manevi güç kazanır. O bakımdan siz Sivas'ın sorunlarıyla ve problemleriyle de ilgilenecek misiniz? Kahveciler odasının görevinin dışında. Böyle şimdi, göreviniz de var onu da söyleyeyim. Tabii. Vazifeniz var. Şimdi bu bir oda başkanı demek şehrin kanaat önderlerinden biri demek. Yani. Evet. Bir kere bir bu. İki, tabi biraz önce siz haklısınız. Yani emniyet güçlerimiz çok eskilerde çok farklıydı ama şimdi çok kibar beyefendi insanlar. Aradan hep çıkar hepsini mı? Hepsini kastetmiyoruz. Biz tabii. Vatanını ve milletini aradan seven, çıkmaz mı? Türk çıkar. Milliyetçisi, ülkücü olan bir insan bunu kimse sorgulayamaz. Bizim evet. Gelmişimiz ve geçmişimiz belli. O şimdi bakımdan biz her toplumda olduğu gibi orada da tabi evet. Kötü niyetli insanlar olabilir. Onlarla karşılaşmışsınız. Sonrasında yani gönül umduğuna küser diye bir laf vardır ya bizde. Demek ki Terziler Oda Başkanı sizin başkanınız. Ummuşsunuz, evet. Aramalı, doğru. Bir de basın mensubusunuz. Evet, yani. Tabii. O kimliğiniz de var. Ondan dolayı da işte tabii. İsmini saydınız ya. Evet. Ummuşsunuz, küsmüşsünüz. Evet, tabii. Haklısınız. Kendilerine ben söyledim doğru. De. Yani buradan Mustafa Eken'den de beklerdim. Kardeşim tabii, doğru. Geçmiş olsun, ne oluyor böyle? Tabii. Yani kamuoyunda tanınan bir insansınız. Evet doğru. Bu basit bir mesele. Buradan da kendilerine. Haklısınız. Şimdi evet. Diğer konuya gelince. Şimdi Sivas'ın derdi bizim de derdimiz. Bugün de öyle. Biz o öyle olmasa zaten buraya kadar biz adayım deyip efendim sorunları gündeme getirmezdik. Evet. Yarın başkan olursak biz çok farklı başkanlık yapacağız. Böyle alışılmışın dışında olacak. Öyle her şeye konuşan değil tabii. Ama
Mesela şunu yapacağım ben. Not edeceğim. Siyasi partiler seçime giriyor. Hepsi. Dedik X ittifakı işte geldi devleti yönetecek. Şimdi evet. Bu X ittifakının milletvekilleri ne söz verdi? Bunlara hepsini not alacağız. Zamanı geldiği zaman diyeceğiz ki sen bunlara söz verdin. Buyur. Yapmadı ya, eleştireceğiz yani. Çünkü niye? Bu hizmeti kime söz veriyor? Bu topluma söz veriyor. Ya 704 ile çarp. Ben onu o kadar insanın temsilcisiyim kardeşim. Sorarım hak. Soracağız yani. Sıkıştıracağız bunu. Ve bir daha öyle yalan, yanlış kimseyi kandıramayacaklar. Bunun hesabını soracağız. Şimdi hiç kimse sormuyor. Şimdi ne söz verdiler, ne oldu? Söyleyen yok ya. Bunun da bir tane yolu var. Bunlara gidip şu işi mi yap, bu işi mi yap, falanı mı yap, filanı mı yap demeyen adam lazım. Şu andaki hastalık o aslında. Anladınız? Biz evet. Her sorunun içinde olacağız. Sivas'a dair ne varsa içinde olacağız. Evet, peki. Barışay Yıldız diyor ki, Metin Bey, izlediğim sıra soru dikkatimi çekti. Benim bildiğim kadar kendisinin, benim bildiğim 10 yıldır kahvesi var ve kendisinin müşterisi olarak yeni işçinin kafe ve çay bahçesi olduğunu söyledi. Yeri nerede olduğunu söylerse seviniriz. Efendim, burada yerini tarif etmek için Sayın Karabulut çıkmadı reklam yapmaya. Tabii. Yine de merak ediyorsanız Aksu ikinci etapta efendim. Onu da söylemek isteriz. Doğru mu? Doğru. Efendim. Yine Yusuf Bey diyor ki, Metin Bey, televizyon programı gününü siz belirleyin. Ben katılmak istiyorum Sedat Başkan'la beraber diyor. Benim muhatabım o değil. Evet, peki, katılmak istemiyormuş Yusuf Bey. Sizinle birebir program yapmak seviniriz. Başkanım, Sayın Vali Taşan'ın ışıklandırmasını yapacaklarını, proje çizildi. 3 yıl oldu. Taşan hariç bütün tarihi yerler ışıklandırıldı. Bu konuyu dile getirirseniz sevinirim diyor. Peki, kahvecilerin eğitimi için çeşitli meslek seminerleri, konferanslar gibi eğitim çalışmaları yapacak mısınız? Her mesleğin, yani 21. yüzyıldayız. İşte siz kahvecisiniz, bardakların dekoru değişiyor. Kahvenin dekoru değişiyor. Kimisi odun ateşinde kahve pişiriyor. Kimisi doğalgazda pişiriyor. Efendime söyleyeyim. Veyahut da bu sunumlar işte garsonların giyiminden, kuşamından, insanlarla diyalog ve iletişimiyle ilgili. Ne diyorsun kardeş dediği zaman olmaz elbette, değil mi? Yani buyurun beyefendi, hoş geldiniz filan. Evet. Böyle nezaket diliyle birlikte, müşteriye nasıl yaklaşması gerektiğiyle birlikte. Böylesi eğitim, seminer ve konferanslar kazandığınız takdirde yapacak mısınız? Buyurun. Şimdi biz ilk programımızda şunu demiştik. Üniversiteyi bir tek hani cebindeki 3 kuruşa tenezzül eder bir esnaf topluluğu değiliz biz. Dolayısıyla oradaki hocalarımızdan da faydalanacağız, getireceğiz. Konferanslar düzenleyeceğiz dedik. Aklımda ben söylemiştim. Evet, doğrudur. Şimdi bunları tabii ki yapacağız. Bu tek tip dekor projemiz var bizim. Bu ne yapacak? Mesela artık sandalye değil de koltuk olması lazım. Bunlar yavaş yavaş olacak şeyler. Şimdi biri yapar, onun müşterisi çok olur, o ondan görür, o biri de yapar. Şimdi bu franchisingler var, büyük firmalar geliyor. Ya 10 liraya bir tane çay satıyor, herkes gidip içiyor ya. O zaman bizde bir eksiklik var. Buradan yola çıkarak biz bunları zaten söylemiştik. Hala da aynı düşüncedeyim ben. İş yerlerimizin güzel olması lazım. Temiz, hijyenik, dekorlar, ışıklar. İnsanlarımız artık güzel, eskiden onu da söylemiştim ben. Tekrarlayınız efendim. İki oda evde, 8 tane çocuk büyüdük abi. Şimdi ya 4 oda bir salon eve 2 tane çocuğu sığdıramıyoruz. O zaman isteklerimiz arttı bizim, çoğaldı. Güzel olmasını istiyoruz gittiğimiz yerlerinde. O kafeler ondan gidiyor insanlar. O franchise kuruluşlar arası firmalar var ya hani. Burada ondan gidiyor. O zaman bizim işlerimiz de güzel olması lazım. Hizmetin güzel olması lazım. İşte turizm fakülteleri var. Buralardan öğrenciler çıkıyor ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren yerlerde çalışıyor. Bizim bunlara dikkat almamız lazım. Yavaş yavaş yapılması lazım. Bunlar bir günde olacak işler değil. Şimdi mesela biz demiştik ki araya kaynadı.
şu anda mesela bizim bütün esnaf arkadaşlarımız üç aşağı beş yukarı yani geneliyle bir muhabbetimiz var. Artık bundan sonra bu sıkıntıları yaşadık ya, anımız da bir artık, derdimiz de bir. Allah nasip ederse ayın birinden sonra bu sıkıntılarımızı yavaş 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 düzene koyacağız. Borçlandık, dertlendik hepimiz, anlatabiliyor muyum? Evet, birçok sıkıntı yaşadınız. Tabii, özellikle yavaş yavaş düzelteceğiz. Hep birlikte yapacağız. Biz şunu unutmayacağız. Bir buçuk yılda ya bu telefon burada duruyor. Ben arkadaşlarla sohbetlerimde bunlar hani konuşuldu. Hepsinde üç aşağı beş yukarı derdi aynı. Ya bu telefon hiç çalmaz mı? Kahveci esnafının telefonu çalmadı. Ya kimse yarayamadı adam. Onun için anımız da bir bizim. Artık derttaşız. Hep ben de onlardan biriyim yani. Dükkanımı bıraktım ben. 25 yıldır faaliyet gösterdiğim. Ya benim oraya evladımdan çok emeğim var. Bıraktım çıktım. Şimdi dolayısıyla derdimiz bir. Hep beraber yavaş yavaş düzene gireceğiz. Bunların hepsini hep beraber yapacağız. Kooperatifimizi mutlaka kuracağız. Kârımıza bakacağız yani. İşimize bakacağız. Biz de oturup bunlara önderlik edeceğiz. Oralarda boş yere oturmuyor. Ona gelmiyoruz yani. Evet. Seçim bitti. Ben yani seçim diye bir derdim yok. Seçim bitti yani. Geçmiş olsun hepsine. Kazanıyorum diyorsun. Bitti. O iş bitti. Evet. Hiç öyle bir derdim yok. Yani. Peki. Projelerinizden yapmak istediklerinizi de eklemek istediğiniz varsa onları alalım efendim. Metin Bey ben hep söylüyorum. Daha devam ediyor programımız, evet. İşte tek tip dekor projemiz var, söyledik biraz önce. Bunu bölgesel yapacağız. Efendim, kooperatifimizi mutlaka kurmamız lazım. Orada kârımız var çünkü bizim. Ben birkaç firmayla da görüştüm. Evet. Şimdi ben buraya oturduğum zaman oda başkanıyım. Bir hani güven duyulan bir odanın başkanı diyor ki şu kadar mal ver, şu zaman paran al. Ben esnaf adamım yani peşin para verip almayacağım ki bunu. Getireceğim çayımı. 20'yi alıyorsam 1005'e vereceğim. Adamın parasını buyur diyeceğim. Bir tane dükkan tutacağım. Gideceğim vali beyden rica edeceğim. Sayın belediye başkanımızdan rica edeceğim. Atıl bir dükkanları varsa. Diyeceğiz ki el 5 veriyorsa biz bir verelim. Sayın belediye başkanım diyeceğiz. Onlar da yok demez ya. Biz bunu büyüteceğiz. Paketleme yapılabilir. Bak bunlar bugün için söylemiyorum. Niye? Bir günde yapılacak iş değil bunlar. Ama çayı toptan al, getir, paketle burada. Yani organize sanayide bir sürü yer var. Biz bunu yaparız yani. Çünkü biz esnaf adamız. Biz her aldığımızı peşin almıyoruz ki. Bir de oda başkanı istiyor. Yani siz çay toptancısınız diyelim. İşte Karadeniz'de. Yani karşınızdaki muhatap bir şehrin oda başkanı. Öyle sıradan biri değil ki. Biz bunu alacağız, bunu yapacağız. Genel merkez bazında bir promosyon meselemiz var bizim. Biz mesela şimdi artık biz iş yerimizde bir ciromuz oluyor. Varsayalım 150 lira. Emin olun 100 lirası karttan geçiyor. Ya benim paramı kullanıyor. İşçi memur 3 senede bir promosyon alıyor. Biz niye almıyoruz? Niye bizim paramız para değil mi? Bunu kimin yapması lazım? Odaların yapması. Genel merkezin yapması lazım. Ben görüştüm o zaman. Burada birkaç banka müdürüyle dediler ki genel merkez bazında bu iş olur. Bunu gündeme getireceğiz orada. Mücadelesini vereceğiz. Evet. Şimdi bir bu salgın hastalık bize gösterdi ki kimseden kimseye fayda yok kardeşim. Biz bunu gördük. Evet. O zaman şunu yapmamız lazım. Mutlaka bir fon oluşturmamız lazım. Bu illa bu pandemi olmasına gerek yok ki. Sel felaketi olur, başka bir felaket olur, ya bir bölgede olur, oraya oradan yardım edilir. Güzel bir şey bunlar, yardımlaşmak. Biz bunu gördük. Onun için bu fonu mutlaka mücadelesini vermemiz lazım. Bu genel merkez bazında da olur, yerelde de olur. Bunlar düşünülür. Bir de şunu söyleyeyim. Bu kafe, kıraathane, çay ocağı işletmecileri öyle bu işleri bilmeyen adamlar değil ki. Bunları tanımıyorlar. Birçoğu üniversite mezunu ya. Ben dördünü elbette, söylüyorum. Elbette. Ben dört tanesini söylüyorum. Yani oturdukça
Ben birçok tanıdığım lisans mezunu, hatta yüksek lisans mezunu, kafe ve kahvehane çalıştıran, öyle kahvehane kafe deyince öyle basit bir şey değil, ciddi de bir sermaye gerekiyor. Bilmiyorlar öyle, bunu. Hadi ben kahveci oluyorum diye bir şey yok. Bilmiyorlar bunu. Mesela ben bir tanesine öyle çayını içtim, tanıyorum çocuğu. Oturdum yanına. Dedi ki abi dedi, biz dedi maç çayını alıyoruz dedi. Ya toplanalım, şu caddede hepimiz var. Ya 10 liraya alıyorsak pazarlık edelim topluca. Almıyoruz dedi. 9 liraya verirlerdi dedi. Ya 1000 liradan baş abi. Adam bir şey söylüyor yani. Buna oda başkanı öncülük etmez mi? Yani şunu demek istiyorum ben. Biz dördünü söylüyoruz. Çok zeki arkadaşlarımız var bizim. Yani bunlar potansiyel olan insanlar. Öyle buralara öyle rastgele mesaj çeken adamlar değil ki. Elbette. Zeki adamlar bunlar. En az 4 tane de bunlardan çıkar. Biz bunları değerlendireceğiz yani. Hep beraber bir şey yapacağız. Ortaklaşa bir şey yapacağız. Evet, evet. Öyle basit değil az önce ifade ettiğim gibi. Geçenlerde bir kafesi olan arkadaşı ziyaret ettiğimde 10 kişi çalışıyor. Birçoğu asgari ücret alıyor ama şef garsonlar var, 6000 lira maaş alıyormuş. Yani. Efendim, diğer işte ocak başındaki farklı. Evet. Dedi ki sırf 100 bin lira sigortasıyla birlikte şey var, personel giderim var. Tabii. Aylık 20 bin lira kiram var. İşte stopajı şunu bunu. Tabii. Dünyanın şeyi sermayesi kolay değil. Orada hiç gelmeyen olmasa bile o masraf oluyor. Tabii. Efendim. Az önce de ifade ettiğim gibi bunun bir eğitimi gerekiyor. Öyle rastgele ben kahveci olacağım. Yani bir defa ne satacağını bilmezsin. Çayımı satacaksın, kahvemi satacaksın. Nasıl pişireceksin, nasıl getireceksin, nasıl sunacaksın. Evet, bilmeyen insan zarar eder. Evet, var mı efendim başka projelerinizden eklemek istediğiniz hususlardan? Yoksa sorulardan devam edeyim. Sorulardan devam edelim. Evet. Sedat abi işi garantilemiş. Hadi hayırlısı, resmi açıklamayı da sabırsızlıkla bekliyoruz. Eyvallah. Yazmış Muharrem Kılıç. Barış Ayyıldız, başkanın deneyimlerini paylaştığı için teşekkür ederim. Seçim süresinde başarılar diliyorum. Metin Bey, bu yayını yaptığınız için Sivaslı olarak bilgi sahibi olmamız da vesile olduğunuz için teşekkür ederim diyor. Barış Ayyıldız, iyi akşamlar diliyorum diyor. Yahu adam proje makinesi diyor. Yusuf Bey, Metin Bey, Sedat Başkan neden benimle televizyona çıkmıyor yazmış, ben anlamıyorum. Aday olsun çıkalım. Efendim, evet Yusuf Bey, duyduğunuz gibi aday olsun çıkayım diyor. Sizinle birebir yapalım Yusuf Bey, buyurun gelin memnuniyetle. Ne düşünceniz varsa. Bir başka izleyicimiz, sektörün içinden gelmeyen bir insan diye bahsettiğiniz diğer başkan adayımız, üyelerinin her işiyle uğraşıyor. Belediyeden ve valilikten yapılan sosyal yardımları alamadıkları ve hükümetimizin vermiş olduğu sosyal yardım için herkes neden Adem Bey'i arıyor diyor. Bir sorar mısınız Metin Bey? Buraya mesaj atan insanlar gibi değiller diyor. Ben lisans mezunuyum. Sedat Bey hangi okul mezunu diyor efendim. Evet, lise mezunusunuz. Evet, az önce de ifade ettiği gibi kahvecilerin ve kıraathanecilerin çok sayıda üniversite mezunu olduğunu tabii var, orada var. İfade ettiniz siz, dile tabii getirdiniz. Evet, bunlara cevap verecek misiniz? Ayrıca da bunlara ek olarak kahvecilerin birbirini tanıyıp kaynaşması için, birlik beraberliği için ne tür çalışmalar yapacaksınız? Örnekler, toplantılar, geziler, geceler düzenleyecek misiniz? Sadece kahvehaneciler değil, kıraathaneciler ve internet kafe işletmecileri de var. Efendim, emlakçılar da var, kitapçılar tabii da var. Sizin oda mensuplarınız diyelim sadece kahveciler bağlamında konuşmanın ismi öyle olduğu için. Buyurun efendim. Şimdi bu toplantıları biraz önce söyledim aslında da bölgesel yapacağım. Yani kafeler sokağındaki kahve işletmecileriyle diğer hal bölgesindeki işletmecilerin sorunları %80 oranında çakışmıyor. Yani %20'si genel bir sorun var ama dolayısıyla bunlarla ayrı toplantı yapacağız. Emlakçılarla ayrı yapacağız. Kitapçılarla ayrı yapacağız. Bunların hepsini dile getireceğiz. Elimizden ne geliyorsa mutlaka mücadelesini edeceğiz. Yani bölgesel toplantılar yapacağız biz.
Evet. Peki esnaflar ziyaret edecek misiniz bugün Mevlana Caddesi'nde? Sizin çıkacağınızı duymuş bir esnaf sohbet ediyorduk. Dedim ki siz hangi odaya bağlısınız? Ben filan odaya bağlıyım dedi. Burada ismini vermek istemiyorum. Kaç yıldır buradasınız dedim. 11 yıldır buradayım dedi. Peki hiçbir gün bir oda başkanı geldi mi buraya dedim o kişiye. Yok gelmedi dedi. 11 yıl olmuş adam odaya aidat ödüyor, para ödüyor, pul ödüyor. Efendim oda başkanı seçiyor. Seçtiği başkan gelip de onu bir iş yerine gelip bir acı kahvesini içmiyor. Yani siz o tür geziler, ziyaretler de bulunacak mısınız? Ya da seçimlerde kapımı aç, ondan sonra 5 sene kaç. Ozan Arif'in dediği gibi öyle bir şey var mı? Şimdi ben başta ne dedim? Ben salon adamı değilim, alan adamıyım dedim. Evet. Şimdi 1 Temmuz'dan itibaren seçim startını veriyorum. Çünkü niye? İş yerlerimiz açıldı. Herkes mutlu. İşimize bakıyoruz. Dolayısıyla seçim startı benim için yeni başladı. Bir, seçildik. Seçildikten sonra da dedik ya toplantılar yapacağız. İç içe olacağız. Zaten birçok arkadaşım. Gideceğim tabii ki. Benim o enerjim var. Bir de heyecan oluyor. Yani yeni seçilen adamla işte 15-20 senedir orada olan adamın enerjisi bir değil. Bıkıyor insan. Şimdi yeni taze kan her zaman önemli. Biz yeni olduğumuz için bu işin heyecanıyla da bunu yaparız yani. Zaten 1-2 dönem yapar bırakırım ben öyle hani. 38 yıldır. Yok yıldır. Yapamam ben yani. Evet. Peki sevgili izleyicilerimiz hakaret olan ya da aşağılayıcı yazıları biz buradan okumuyoruz. Onu öncelikle belirtmek isterim. Cümlelerinizi daha olumlu kullanırsanız hepsini okumaya hazırım. Efendim, valilik, belediye, diğer sanayi odası gibi ya da diğer odalar. Siz evet. Kahveciler odasısınız, işte tenekeciler odası, terziler odası, pazarcılar odası, şoförler odası var da var. Bunlarla bir işbirliği içerisine girecek misiniz? Ortak bir proje yürütelim kardeşim sizinle diyecek misiniz? Valilik de olur, belediye de olur, diğer kurumlar da olur, üniversite de olur. Yani üniversitedeki oradaki garsonlara filan gayet rahat bir şekilde siz bir eğitim verebilirsiniz. Ya da siz oradan eğitim alabilirsiniz. Bunun gibi bir işbirliğiniz olacak mı? Çünkü orada da mutfak hizmetleri var. İşte bu tür yemekle ilgili, ikramla ilgili bölümler filan da var üniversiteyle ilgili. Hem üniversite, hem belediye, hem valilik, hem de diğer odalarla ilgili. Buyurun efendim. Mutlaka hepsiyle işbirliğimiz olacak. Çünkü bir niye? O diğerleri de oda başkanı. Biz de bu şehrin insanları bunlar. Bizim arkadaşlarımız bunlar yani. Öyle yabancı gördüğümüz insanlar değil ki. Zaman zaman tartışmalarımız tabii ki olur. Ama en nihayetinde onlar da oda başkanı, bir STK temsilcisi, bir seçilmiş insanlar mutlaka işbirliğimiz olacak. Toplu birlikte yapacağımız işler de olacak yani şehre dair. Şimdi üniversite dediniz mesela, ben hemen şunu belirteyim. Şimdi üniversitenin yurt taşındıktan sonra şehre olan etkisini en iyi bilenlerden biri ben. Evet, büyük sıkıntı yaşadılar. Çok büyük sıkıntı yaşadık. Bu hizmet sektörünün %80'i battı bu işte. Çok ciddi zararlar gördü. O zaman mesela ben geçen programda da dedim. Bu devam dile getireceğiz. Gidip rektör beyle görüşeceğiz. Sayın valimizle görüşeceğiz. Sayın bakanımızla görüşeceğiz. Milletvekillerimizle görüşeceğiz. Mutlaka görüşeceğiz. Şimdi üniversite ne için lazım buraya? Tamam bir eğitim kurumu, öğrencilerimiz rahat etsin. Ama şehre de bir katkısı olsun. Hem kültürel anlamda bir katkısı olsun. Hem de maddi anlamda bir katkısı olsun. Şimdi kültürel anlamda bir katkısı var mı? Yok. Ben son 10 yıldır kıraathanemde üniversitedeki hocaların hiçbirini göremedim. Adamların kendi bir dünyası var. Şimdi öğrenci zaten yok şimdi. Gelmiyor öğrenci. Gelmiyor, inmiyor. Evet, o zaman bize hem yurt yapıldıktan sonra tabii, hiç şehre inmedi öğrenci. Şimdi ne kültürel anlamda bir katkısı var üniversitenin?
Ne ekonomik anlamda? Ne de ekonomik anlamda var. Şimdi bunun düzeltilmesi lazım. Şimdi biz sadece dikkat edin yani konuşmalarımı tekrar takip edin. Hiçbir sorunu söyleyip çözümsüz çözümünü söylememezlik yapmıyor. Aklım yettiği kadar çözümünü de söylüyor. Mesela bu yurt ne olabilir? O gün bir tehlike vardı. Bir sıkıntı vardı. Doğrudur, yanlıştır. Bu karar alındı. Bu yurt buraya gitti. Bugün itibariyle kamuoyunda herkes. Ama herkes diyor ki bu yurt yapıldı. Efendim Sivas ekonomik olarak bitti. Biz kültürel anlamda da bittiğini söylüyoruz. Şimdi bunun çözümü ne? Ya Sivas'a artık Sivas sporumuz var bizim mesela. Birincilikte Avrupa'ya gidecek şimdi. Ya o zaman otel de lazım buraya. Ek hastane lazım. Ya bunun 5000 ne? Şunu yapabilirler yani. Farklı bir amaçla kullanır. En önemlisi. Fakülte bak, olsun, başka şey olsun. Tabii başka yani bir şey olabilir. Yurttan yurtu dönüştürebilirler. Yani bir şey tespit edilmiş ise eğer, bunun çözümü de var ya. Devlet nereye para harcamıyor? Bir 5000 kişilik yurt mu yani ekonomik olarak devletin sırtına yük oluyor? Yani buraya bir zararı varsa bu memlekete. Öğrenci yine yurtta kalsın ama oraya yapıldığı zaman işte sıkıntı oluyor. Hiçbir alışveriş yapmıyor. Oldu, yapıldı böyle. Kahve olsun, yiyecek şimdi, olsun, giyecek tabii, olsun. Oldu, yapıldı böyle ama zararını şu an herkes söylüyor. Herkes. Doğru mu? Doğru. Tamam, hesap edilememiş olabilir, yanlış yapılmış olabilir ama yapılmış en nihayetinde. O zaman bunun çözüm yolu olması lazım. Bu da ne? Ben diyorum ki bu 5000 kişisi farklı bir amaçla kullanılsın. O zaman bu Sivas'ta merkezdeki bu yurtları batmaktan kurtarırız bir kere. Bu hizmet sektörü yeniden ayağa kalkar. Öğrenci de daha çok parası olur. Ben daha önceki programda söyledim. Ya dolar kurundan çay satıyor adam. Hiçbiri de bizim meslekten neden değil. Bir şey daha söyleyeyim. Şimdi devletin kurumları ilk evvela kanunun uygulayıcısı devletin kurumları. Şimdi devletin koyduğu kanunu ya devletin kendi kurumu çiğner mi? Mesela bir şey söyleyeyim ben size. Şimdi üniversitede kafeler var. Hepsi canlı müzik yapıyor. Şimdi devletin koyduğu kanun ne? Hatırlayalım. Okul bölgelerinde belli bir mesafe tabii olması canlı gerekiyor. Müzik yayın olmaz. Kanunen böyle evet. Kanunen yasak. Bu neye göre yapıyor? Yapıyor. Ya 20 metrelerde fakülte var. Bu yasak. O zaman bu kanunu orada uygulayacak kim? Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı. Ben bir şey de anlatayım burada. Biz canlı müzik yayını yapıyorduk o zaman. Bu yurt açıldı. Ya müşteri kalmadı. 20 bin liraya, 25 bin liraya aldığımız cihazları 5 bin liraya ikinci elden zor sattık. Birçok esnaf. Biz o zaman Sayın Valimize gittik. O zaman Salih Ayhan Valimiz yoktu. Diğer Antep'e giden Valimiz vardı. Evet. İlgileneceğini söyledi. Sayın Belediye Başkanımız da yoktu. Sami Bey vardı. Ona da gittik. O da ilgileneceğini söyledi. Dedik ki yani bu yanlış yani. Öğrenci gitti. Bari hani kanunsuz iş yapıyorlar. Bu olmasın. Ben 4-5 arkadaşımla birlikte bana geldiler. Çünkü ya gitse zaten uğraşmaz yani. Geldiler. Biz kendi yaramızı kendimiz saracağız. Gittik işte Vali Bey'den, Sayın Belediye Başkanı'ndan, Sayın Rektör'den, Rektör Hoca'dan randevu istedik. Randevuya valilikten, belediyeden döndüler. Gittik anlattık. Ben anlattım. Rektör Bey de, rektörlükten de aradılar. Buraya da gittim. Dediler ki, rektör bey değil de şu görüşecek, genel sekreter yardımcısı. Dedim ki ya burada canlı müzik yapılıyor. Yani rektör bey niyeyse görüşmedi bizden. Eskiden Vali Bey'in özel kalemiydi o görüşen arkadaş da. Evet, evet. O görüşe, tamam dedik yani anlattık. Dedik ki burada canlı müzik oluyor, bu kanunsuz. Bura kanunun uygulayıcısınız, devletin memurusunuz yani. Dedi ki ya burada müzikli falan olmuyor dedi. Dedim ki oluyor yani. Olmuyor, oluyor. Bu Instagram var. Bütün evet, kafelerinde Instagram hesabı var. Hesabı var evet. Hesapları açtım. Sizin kafenizin de var şimdi. Tabii canım. Evet. Seyrettirdim. Dedi ki ya eskidir dedi.
Ne desem inanmıyor. Aradım müzisyen bir arkadaşı. Dedim ki, bunlar yaşadığım şey de onun için. Bir de insanı yalancı konumuna sokuyorlar. Tabii. Yani bu aradım. Kadar ayıp bir şey. Dedim ki ya işte gitarcı yok işte. Gel bizim orada program yap. Dedi ki abi ben dedi 7 gün doluyum dedi ya. Çalışıyorum dedi. Nerede çalışıyorsun ki sen dedi. Saydı bu üniversitedeki kafeleri. Evet isim söylemeyelim. Evet. Tabii. Kapattım. Duydum. Dedi ki ya biz bakacağız, ilgileneceğiz dedi. Hani yoktu. Hep bunlar bilir ya, hep bunlar evet. Bilir. Yani bu nasıl bir şeyse. Efendim sonra evet. Ne oldu? Hepsi bıraktı. Bir tanesi bırakmadı. Ben de yani artık o işi şey yaptım ya. Devamlı gidiyorum şimdi. 3 günde bir gidiyorum. Yapıyorlar diyorum. Yapıyor. Bıraktıramadılar adamı. En sonu ne oldu biliyor musunuz? Oraya ruhsat verdiler. Ya mümkün değil. Kanunsuz bu. Kanunsuz. Müzik yapabilir diye ruhsat. Tabii. Ruhsat verdiler. Yer de belli, mekan da belli. Gitsin Allah rızası için ölçsünler. Tam karşısında şey var. Biz de aldık o ruhsatı. Biliyoruz. Benim dükkanım camiye 101 metre geldi. Öyle aldım ben ruhsatı. 1 metre. Tam 20 metre orada ruhsat verdiler. Şimdi diyor ki işte şu verdi ruhsatı. Şimdi ruhsat nasıl veriliyor beyefendi? Önce iş yeri sahibi orada ne faaliyet göstereceğini belirtiyor. Şimdi oradaki iş yeri sahibi kim? Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı. Şimdi diyor ki burada şu faaliyeti gösterebilir. Altını çiziyor. Sonra bununla belediyeye geliyorsun. Belediye geliyor işte yangın çıkışı var mı? Tavanın alçaklığı, yüksekliği bilmem ne bunları ölçüyor. Emniyetten bilgi istiyor. Bunları alıyor, buyur ruhsatın diyor. Şimdi diyor ki ya biz de vermiş adam diyor. Şimdi o birinin üstüne at. Diyorum ki ben bu işte tecrübeli bir adam. Sen olur vermezsen bu adam ruhsatı veremez, vermez. Verdiler ruhsatı. Geldik oturduk dükkanından sonra. Cihazlarımızı sattık. Şimdi ben söyleyince kötü oluyorum. Neredeydi o da başkanımız? Biz bunların hepsini halledeceğiz. Önlerinde gideceğiz. Ha yaparız, yapamayız, gücümüz yeter, yetmez ama orada esnaf Sedat Karabulut değil, o da başkan gidecek kardeşim. Ben o gün eğer o da başkanı olmuş olsaydım, üniversitede o faaliyet olmazdı. Burada onlarca esnafımız da batmazdı. Oraya o yurtlar da yapılmazdı. Başka yere yapılmazdı. O yurt ayrı. Yapıldı diyelim. O da yapılmazdı. Yani esnaf odası başkanı, ticaret odası başkanı. Kardeşim sen ne yapıyorsun? İstemiyoruz bunu. Başka yere yapılsın. Şuraya olsun dedikten sonra karşı mı çıkacaklar buna? Ama böyle sessiz kalırlarsa yani istediğini söylemediler. Yapalım. O zaman evet. Bu yurtlar yapılacağı zaman bir iki böyle yalandan bir şeyler oldu. Bitti. Evet. Sonuç ortada. Evet, Kamuran Dağıstanlı Polat, mevcut oda başkanları yıllardır esnafı sömürdü. Kendi menfaatlerini, koltuklarını korudular. Esnafa zerre kadar faydalar olmadı. Varsa yoksa aidat peşinde koştular. Geri dönüp de bir esnafın bir derdini, sıkıntısı var mı diye ziyaret etmediler. Kesinlikle artık o makamı işgal etmemeliler. Yıllarca hiçbir projeleri olmadı diyor. Ayrıca Alper Namet Tepe, abi aksa doğalgaz hizmet sektörüne olumsuz zorluklar çıkartıyor. Bu engellemeler neden bir dükkan en az 3 aylığa bakıyor? Abonelik vermemek için elinden geleni yapıyorlar diyorlar. Bunlarla da ilgileneceksiniz bu doğalgaz bağlantılarla. Mesela doğalgaz ticarethane olduğu zaman çok ciddi şeyler istiyorlar. Alper Bey teferruat istiyorlar. Bunlar görüşülmesi lazım. İşte hepsi bir bütün. Şimdi 2 tane esnaf söylese gider görüşülür yani. Evet. Yani. Şimdi son dönemde bir de başka şey konuşuluyor. Bugün ben sosyal medyadan da yazdım efendim. Fahri müfettişler çıktılar trafikte. Zaten varlardı da. Bunlar önüne gelene habire ceza yazıyorlar. Taksiciye yazıyor, ötekine yazıyor. Canı sıkıldığına götürüp şey yapıyorlar.
ceza yazıyorlar. Bunu hiç sorgulayan yok, araştıran yok. Bir gazeteci abimiz söylüyordu. Dün de Ordu Milletvekili Demokrat Parti Cemal Engünyurt dile getirdi. Bugün de bana 4 kişi söyledi bunu tanıdıklardan. Bıktık, usandık artık diye. Buradan da yetkililere sesleniyoruz. Bu fahri müfettişler kim ise ülkeye de size de halka da eziyet ediyorlar. Bunun önüne geçilmesi lazım. İşte böylesi sorunlarla oda başkanları ilgilenip tepkilerini göstermeleri gerekiyor efendim. Türkiye Cumhuriyeti'nin en hızlı biten projesi Cumhuriyet Üniversitesi yurtları 2 yılda 15 bin kişilik yurt, Metin Bey demiş, Bedrettin Bey de bunu yazmış. Peki Sedat Bey, yavaş yavaş da programımızın sonuna geliyoruz. Sivas'ın gerek göçünün önlenmesi, gerek mimari yapılaşma, gerek diğer organize sanayi ile ilgili durumlarla ilgili de sizin düşünce ve fikirlerinizi beyan edeceğiniz hususlar olacak mı? Şimdi Metin Bey, devletimiz bir karar aldı. Özelleştirme. Kararı aldı. Özelleştirmede 3 aşağı 5 yukarı bitti. Yani Sivas'ta özelleştirilmeyen işte bir tüdem saçımız kaldı. Başka da devletin bir aklımıza gelmiyordur. Yok herhalde. Şimdi bu istihdamın artması lazım. Şimdi organize sanayilerin önemi bu. Şimdi istihdamın artması için de bu 6. bölge, 5. bölge meselesi var ya hani. Bunlarla siyasilerimizin toplu hep beraber hareket etmesi lazım. Bu SETA kararın, işte devlet erkanının, milletvekillerinin toplu burada siyaset olmaz bu gibi konularda. Yani şu siyasi partinin temsilcisi, işte diğer siyasi partinin temsilcisiyle bir araya gelmez diye bir kanun yok. Bu memleket meselesi. Bu hepimizin sorunu. Hep beraber ortak hareket etmeliler. Ve işte 6. bölgeyse 6. bölge. Bunu hep beraber yapılması lazım. Bir şekilde bu buraya işte fabrika kurulması lazım. İnsanların istihdam edilmesi lazım. Bunlar ortak sorunlar. İşte bu STK'lar buralarda bunları dile getirmesi lazım. Yani iteleyici güç olması lazım STK temsilcilerinin. Yani orada bir yerde oturmamaları lazım. Bunun için söylüyoruz. Memleket hepimizin. Ya Türkiye'nin %10'u Sivaslı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin %10'u Sivaslı bir kere. Ya ben aslında söylemek istemiyorum da. Şimdi kültürel de bir sorunumuz da var bizim. Şimdi varsa biz hep davet ediyoruz. İstanbul'daki Sivaslılar gelsin Sivas'a fabrika kursun. Tamam kursun. Buyursun gelsin. Şimdi İstanbul'daki insanın bir sosyal yaşantısı var. Bir sosyal yaşantısı var ya. Bu insanın eşi var, kızı var, oğlu var ya, bir ailesi var. Yani çoluk, bu adam çoluk, buraya evet, fabrika kurduğu zaman ya ailesini de getirecek yani şimdi. Şimdi Allah için soruyorum ben Sivaslı'ya. Kendime de size de herkese soruyorum. X fabrikasının sahibi Sivaslı geldi, Sivas'a fabrikayı kurdu. Bunun eşiyle kızı gitti, işkili bir restoranda iş geçti. Ne deriz? Buyursun, herkes kendi kendine cevabını versin. Şimdi adam deli mi? Ya niye kendine hakaret ettirsin ya? Yani herkesin yaşantısı bir evet, değil. Farklı. Evet, farklı. Farklı. Herkesin bir kültürel bir yaşantısı var. Sivas'ta olsa dedikodu olur diyorsunuz. Olur ya. Yani olur. Adam ya, yaparız bunu. Dışarı ya. Yaparız yani bak. Evet. Ben hani bunu yanlış bir şey söylemiyorum. Kendimizi düzeltmemiz lazım. Ya bensem ben, sizsen siz. Yani ben kimseyi falan suçladım falan yok. Yani kötü bir şey de söylemiyorum. Yani bunu hepimiz, herkes yapar. Şimdi evet, o adam niye gelsin buraya ya? Evet. Peki Sayın Karabulut, son olarak eklemek istediğiniz hususlar ve son mesajlarınızı alıp programı kapatalım efendim. İlk evvela Vizyon 58 ailesine çok teşekkür ederim. Şahsınıza teşekkür ederim. Bizi izleme zahmetinde bulunan tüm seyircilerimize teşekkür ederim. Sağ olsun, var olsunlar. Kahveci esnafının gözü aydın olsun. Allah hayırlı işler nasip etsin. İnşallah bu
salgın hastalık bir daha olmaz. Biz de ekmeğimizden olmayız. Efendim. Sürçülisan ettiysek affola. Bizim evet. kötü bir niyetimiz yok. Biz bir STK'ya adayız. Dilimiz döndüğünce esnafımızın derdini anlatıyoruz. Zaman zaman belki tansiyon yükseliyor. Olur, bu demokratik, normal evet. efendim. Bizim kimseye karşı bir kinimiz, nefretimiz yok. Elbette yok. Biz hepsini seviyoruz. Bütün adayları da falan ama yarış içerisinde ufak tefek belki yanlışlar da olabilir. Olur. Biz bize olanı hoş görüyoruz zaten. Gülüyoruz burada. Evet. Efendim. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Ve şunu da belirtmek istiyorum. Biz yüz yüze bakacağız değil mi abi, efendim? Abi burası Sivas küçük bir yer. 1 Ocak'tan itibaren 2 ay içerisinde odaların seçinin herhalde 2-3 ay içerisinde seçimlerinin tamamlanması lazım. Oda seçimleri olana kadar, bitene kadar, sonuna kadar adayım. Öyle ortalıkta iftira atıp gezenler var. Biliyorum, duyuyorum, 10 kişiden duydum. Hiç bunlara dikkat almasınlar. Onların kardeşi öyle bunlara tenezzül edecek adam değil. Bunu bilsinler. Bu kadar. Peki, teşekkür ediyoruz efendim programımıza katıldığınız için. Size de adaylıkta başarılar diliyoruz. Sağ olun, var olun. Evet sevgili izleyicilerimiz, bir ekonomi politika programının daha sonuna geldik. Bugünkü programımızın konuğu Sivas Kahveciler, Kıraathaneciler ve internet kafe işletmecileri odası başkan adayı Sedat Karabulut'tu. Sedat Karabulut programımızda şunları söyledi. Esnaflarımız banka promosyonu alacak inşallah dedi. Fon oluşturacağız dedi. Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün kiracıları şu anda icrada sıkıntı içerisindeler. Buna çare bulunması gerektiğini ifade etti aday Sedat Karabulut. Beşir Köksal odayı kendi malı görüyor, esnafı maraba görüyor dedi. Beşir Köksal esnafı azarlıyor efendim dedi. Evet, SESOP Başkanı Beşir Köksal'dan için çay parası fiyatını bilmez, esnaf değil dedi. Kendisinde söz hakkı vardır. Her telefon açabilir, gelip burada cevap verebilir. Ekranımız açıktır. Tek tip dekor çalışmamız, projemiz var efendim dedi. Bu zamana kadar aday olmadığım için suçluyum dedi. Ben aday olmuş olsaydım belki insanlar 38-40 yıl burada başkanlık yapmazdı göndermesinde bulundu. Odaların başındakiler yetersiz dedi. SESOP Başkanı 15 bin TL sadece odadan alıyor dedi SESOP Başkanlığından. Bunlar şebeke efendim dedi. Parayla satın alınacak insan değilim dedi. Herkes birbirini biliyor dedi. Kooperatif kuracağız inşallah dedi. Programımızın manşetini Sivas Kahvehaneciler, Kıraathaneciler ve internet kafe işletmecileri odası başkan adayı Sedat Karabulut manşeti şu şekilde attı. Kahveci esnafının gözü aydın, ben kazanıyorum, o iş bitti dedi, manşetini attı. Bir başka ekonomi politika programında buluşmak üzere. Hoşça kalınız, bizi izlemeye devam ediniz.